üzerine kurulmuş hayatları vardır. Hikayelerden ibret alırlar, ders alırlar. Eğer siz association, ilişki olarak hikayeleri iyi bilirseniz ve hikayeler üzerinden, kelimeler üzerinden ilişki kurabilirseniz, çok konuşmayan, fazla bilgi vermeyen, danışan insanla bir iletişime geçebilirsiniz. Öykülendirme terapisinin sistemi var. Bilimsel bir sistemi var. 12 aşaması var. 12 tane teknikle bu aşamalar yerleşiyor yavaş yavaş. Bunun bilimsel yöntemlerini bir dahaki hafta vereceğim. Ama ilk önce sunum yapacağım. Nedir yani? Bunun geçmişi nedir? Acaba öykülendirme terapisi İslam'da nasıl çalışıyor? Hangi alimler, hangi insanlar öykülendirme terapisini çok başarılı bir şekilde kullanmışlar? Örnek olarak da Mevlana Rumi ve İbn Arabi Hazretlerinin hayat hikayesinden bazı anekdotlar paylaşacağım. İbn Arabi'yi biraz bugün ağırlıklı bir sunum olarak anlatmak istiyorum. Şiirvari bir şekilde anlatacağım. Ben şiirvari anlatmaya çalışıyorum. Sizin tarzınızı söyleyeceğim. Evet. Benim tarzım biraz şiirvaridir. Çünkü ben bir ilim eseri okurken veya bir film seyrederken şiir yazarım. Yani şiir yazarak öğrenirim. Biraz farklı bir tarz olabilir ama bu biraz doğal olarak gelişti. Çocukluğumdan beri ben şiir yazarım. Çok ağır dersleri hoca ders anlatırken mesela üniversite kampüslerinde veya derste ben şiir yazarım. Şiir yazarak not alırım hocanın anlattığı dersleri. Bütün kelimeler aslında şiirdir, liriktir. Allah kainatı şiir gibi yaratmıştır. İlimleri de şiir gibi yaratmıştır. Şiirvari bir şekilde kafiyeli veya kafiyesiz kendi iç sesinizde onu not alabilirseniz bu yetenek daha da gelişmiş oluyor. Belki çok da şair olmuyorsunuz ama kendinizin anlayabileceği bir şekilde beyin kodları yerleşmiş oluyor. Şiirvari'de, kitabı'da konuşmuş oluyorsunuz. Kitap okuyanlar kitabı konuşur. Kitap okumayanlar kitabı konuşamazlar. Bazı insanlarda hatiplik kabiliyeti var ki çok kitap okumasa bile. Ama biz mesela öğrenerek, okuyarak, kitap okuyarak kitabı konuşmaya çalışan insanlarız. O kadar süper yeteneklerimiz falan yok yani. Sadece azim ve gayret gösteriyoruz yani bu konuda kitap okumayı ve okumayı hayatımızın önemli bir aracı yapıyoruz. Kur'an'ın biliyorsunuz ilk sözü ikra. Bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak ikra bil rabbikel ekrem diye başlıyor. Allemel kalem diye başlıyor. Yani Allah diyor kalem ile okuyla insana ilk okumayı emretti. Kalem ile yazdı. Ve okumanın ve kalemin kutsal olduğunu anlıyoruz ayet-i kerimeden. Çok kutsal olan şey okumaktır, bilgi edinmektir, öğrenmektir, öğrenci olmaktır. Ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar az şey bildiğimizi öğreniyoruz. Ve daha çok bilgi açlığı meydana geliyor. Daha çok şey öğrenmeyi Allah nasip ediyor. Kalem ise the pen olarak bilinir. Yani the pen her şeyi yazan kalem. Allah Teala ilk önce kalemi yarattı. Allah Teala önce kalemi yarattı. The pen. Daha sonra kalem ile peygamberimizin ruhunu yarattı. Kalem ile peygamberimizin ruhu arasında direkt bağlantı vardır. İlk yaratılan ruh olması itibariyle, ruhul azam olması itibariyle. Bu nedenle okumak aslında insanın kendi ruhunu, kendisini okumak, Allah'ı bilmek ve kaleme, the pen'e ulaşma ihtiyacıdır, yolculuğudur. The pen aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de kader kitabını yazan kalemdir. Levh-i Mahfuz olarak yine kalem süresinde geçer. Biz fi levh-i mahfuz, her şey levh-i mahfuzda vardır. Her şey kalemin yazdığıdır diye iman ediyoruz. Her şeyin
kalem dairesinde olduğunu biliyoruz. Ve biz de kalemle yazmaya çalışıyoruz. Okumaya çalışıyoruz. Bunu kısa bir giriş yaptıktan sonra bugün her hafta olduğu gibi düşünce çizelgesiyle başlayalım. CBT'yi oturtmamız lazım. CBT, kognitif behavioral terapi oturmadan, bu çizelge oturmadan kafanızda hasta veya danışan insanla siz bu sistemi yerleştiremezsiniz. Yani otomatik olarak çözüm üretemezsiniz. Otomatik olarak kafanızda bu çizelge olacak. Bu 7 tane kolum köşeli çizelge, 7 çizelge kafanızda otomatik olarak gelişecek. Mesela biriyle görüşüyorsunuz, hastaya bunu anlatmaya gerek yok. Yani danışan insan bunu bilmek zorunda değil her zaman. Bazı insanlar mesela merak ediyor. Ben o insanların eline de veriyorum bu çizelgeyi. Diyorum ki sen de olur. Ona öğretiyorum. Diyorum ki ödev olarak bu çizelgeyi doldur bana, önümüzdeki hafta getir. Ve bunun üzerinden mesela gidiyoruz hastayla. Pek çok insan üniversite mezunu, eğitimle çok rahat bir şekilde bu sistemi anlayabiliyor. 10-15 dakika içinde bu sistemi anlatıp hemen pratik olarak olaylar çerçevesinde çözüme gidiyoruz mantıklı bir şekilde. İlmek ilmek çözümü örgülemeye çalışıyoruz beraber bir şekilde. Siz dikte etmeden danışan insanın kendi çözümünü kendisinin bulmasına yardımcı oluyorsunuz aslında. Burada amaç şudur. Learning, öğrenilmiş olan bir şeyi bazen unlearning yapıyoruz. Ne demek bu? Öğrenilmiş olan bir şeyi öğrenmemiş yapıyoruz. Tamamen değiştiriyoruz yani. Unlearning olan bir şeyi de learning yapıyoruz. Öğrenilmemiş bir şeyi de öğrenmesine yardımcı olmuş oluyoruz. CBT'nin özeti budur. Bunu yaparken de evidence based dediğimiz, tıpta özellikle kullanılan bir teknik yöntemdir bu. Biliyorsunuz doktorlar bir görünen problemle ulaşırlar. Hasta o sorunu söyler, doktor da o sorunu çözmeye çalışır. Yani bir evidence vardır, the presenting problem, görünen bir problem vardır. Biz zahir olarak görünen problemi çözmeye çalışıyoruz. Yani ortada bir sorun var, o sorunu çözmek için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Örnek vermek isteyen var mı yoksa ben mi vereyim? Evet hocalarım, buyurun. Örnek vermek istersiniz. Bu arada hocam, hani demiştik ya son yarım saati böyle soru cevap şeklinde yapabiliriz diye. Evet. Evet, o yüzden o noktada da sorularınızı not alabilirsiniz. Dersin sonunda sorabilirsiniz hocamıza. Bu şekilde aktif daha hoş olacaktır. Buyurun lütfen. Ben de öyle düşünüyorum. Dün Fahri hocamız ne kadar mütevazi bir insan. Çok güzel bir sunum yaptı. Çok teşvik edici, insanlara çok güzel teknikler de verdi. Kitaplar verdi, filmler önerisinde bulundu. Gayet challenging bir konuşmaydı. Ben bayağı etkilendim şahsen. Bayağı notlar aldım. Filmler aldım mesela. Kitaplar aldım okumam gereken. Kişisel gelişim konusunda sınır yoktur. Yani sınır koymak, sansür koymak doğru değildir. Ne kadar hayal dünyanız gelişirse o kadar çok öğrenmiş olursunuz. O kadar çok kendinizi geliştirmiş olursunuz. Sınır koyduğunuz takdirde gelişemezsiniz. Türkiye'deki sistem ezberci bir sistem olduğu için insanlar ezbere gidiyorlar. Bir sosyal inşaatın içinde yaşıyorlar. Ezbere giderek öğrendiklerini unutuyorlar. Çoğu üniversite bitirenler Türkiye'de soruyorsun, sen üniversitede ne okudun, ne öğrendin? Hiçbir şey anlatamıyor. Sadece ders geçmek için vize ve finallere girmiş. Dersi geçmiş fakat diploması var. Lakin ilmi yok. Çok karşılaşmışsınızdır bu sorunla herhalde. Yurt dışına çıktığında, özellikle Batı ülkelerine geldiğinde bu insanlar sorun yaşıyorlar. Neden sorun yaşıyorlar? Çünkü master'a geldiğinde tamamen sorgulayıcı, araştırmacı, ezbere dayalı olmayan, grup çalışmasının önemli olduğu,
ve ilişkili olduğunuz bir sisteme giriyorsunuz. O sistem içinde siz ezbere yaptığınız eğitim çöp. Tamamen sıfırdan başlamış oluyorsunuz master'da maalesef. Halbuki bu lisans seviyesinde böyle olmasa Türkiye'de müzakereci, sorgulayıcı, araştırmacı, öğrenmeye ve eğitime dayalı gerçekten öğretim ve eğitim yapılsaydı bu sorunla karşılaşmayacaktık. Şu anda dünyada bilgi vereyim kısaca. Kuzey Amerika sistemi diye bir sistem var. Belki duymuşsunuzdur daha önce. Kuzey Amerika, Kanada ve Amerika sistemi ve İngiltere'de bunu uyguluyor. Bütün dünyaya yayılıyor. İngiltere, Amerika ve Kanada bunu önce Almanya'ya pazarladı. Almanya'da kabul gördü. Almanya bütün sistemini son 10 yıldır Kuzey Amerika sistemine uyum sağlattı. Ama Almanya'daki bütün üniversiteler şu anda Kuzey Amerika sistemine geçtiler. Türkiye'de Kuzey Amerika sistemini uygulayan kaç tane üniversite var? Bilin bakalım. Kaç tane üniversite var? Hangi üniversiteler var? Hiç bilmiyorum hocam Türkiye'deki üniversitelerin sistemlerini. Türkiye'de Boğaziçi, Koç, Sabancı Kuzey Amerika sistemini uyguluyor. Bu nedenle bu üniversitelerin Kanada üniversiteleriyle exchange, öğrenci değişimi anlaşması var. Başka üniversiteleri Kanada takmıyor. Türkiye'den kabul etmiyor. Sadece ODTÜ'nün bazı bölümleri ve İstanbul Teknik'in bazı bölümleri, mühendislik bölümleri kabul görebiliyor. Onun dışında Türkiye'de maalesef diğer üniversiteler kategori ve klasman dışı sisteme uymuyor. Koç'tan, Sabancı'dan, Boğaziçi'den gelen öğrenciler, ben karşılaştım York Üniversitesi'nde, anlaşması olduğu için Toronto Üniversitesi'nde. O arkadaşlar mesela lisans seviyesinde sisteme uyumlu oldukları için Kanada'da ve Amerika'da master ve doktora'da zorluk çekmiyorlar. Evet, şimdi bu girişten sonra evidence based, yani olay üzerine giderek kimin nerede ne yaptığı, reporting, gazeteci gibi olayı tarafsız bir şekilde kendi tevilini yorumunu katmadan birinci kolunla değerlendiren bir insan, danışan insanı tarafsız bir gözle dinliyor. Yani ilk defa duyuyor bir hadiseyi, size anlatıyor. Siz tamamen ön yargılarınızdan arınmış bir şekilde olaya hiçbir tevil, yorum, analiz katmadan report yapıyorsunuz. Çok kısa ve öz bir şekilde. Bir hadise var, o hadiseyi çözmeye çalışıyorsunuz. Evet, geçen hafta bir arkadaşım... Nihat Hoca yapmıştı. Nihat Hoca çok güzel bir örnek verdi. Ve sanırım hepiniz zevk aldınız olayı çözerken. Kesinlikle. Böyle bir hikaye bekliyorum sizden. Evet hocalarım, bu haftaki case'imiz ne olsun? Şu anki danışanlarınızdan da örnek verebilirsiniz. Bilemiyorum. Nasıl isterseniz. Eğer gelmezse ben bir tane case veririm. Bizde case çok. Herhalde yok hocam. Var mı? Mikrofonunuzu açıp direkt söyleyebilirsiniz hocalarım varsa. Yani yaşanan gerçek bir case olursa, gerçek bir case üzerinden gidersek daha faydalı olmuş oluruz. Herkesin karşılaştığı şu andaki veya bir case de meydana getirebiliriz yani. Olmayan bir case de meydana getirebiliriz. Olan case üzerinden de gidebiliriz. Hangisini arzu edersiniz? Olan bir case üzerinden. Merhaba Tuba abla. Değersizlik duygusu olabilir mi? Yani özellikle kadınlarda bu çok fazla var çünkü hissediyor eşleri tarafından, çocukları tarafından. Yani Türk toplumunun zaten en büyük kanayan yaralarından biridir belki bu, annelerden geçen anneserlikten. Değersizlik duygusu benim aklıma geldi açıkçası. Evet, olabilir. Değersiz hissetme kendisini. Bu aynı zamanda değersiz hissetme bu ileri yaşlarda ciddi sorunlar meydana getiriyor. Evlenmekte, aile ilişkilerinde pekala bir tane case vereyim. Hocam isterseniz ben vereyim bir tane. Dün bir tane Suriyeli bir hastam aradı. 2 sene önce terapi yaptım. 40 tane seans yapmışım Suriyeli bir hanımefendiye. Kanada doğmuş büyümüş bir Suriyeli. Annesi babası ayrı. 30 yaşlarında bir bayan. Evlenemiyor.
Neden evlenemiyor? Çünkü değersiz olarak bahsettiğiniz gibi ailede, o kültürde büyümüş. Babası öküzmüş. Annesini çok üzmüş. Annesi eğitimli biri. Annesiyle ilişkisi var. Babasıyla ilişkisi çok zayıf. Ve hep babasını suçluyor. Yanlış yetiştirdiği için. Erkeklere güvenmiyor. Çünkü erkeklerin kendisini değersiz kıldığını düşünüyor ve ekonomik bağımsızlığını sağlamak için okumuş, zeki bir kız, iyi bir iş sahibi olmuş ve full çalışıyor. Sürekli çalıştığı için çok başarılı da bir hanımefendi. Fakat boyfriendleriyle ilişkileri hiç yürümüyor. Sürekli olarak break-up. Ve sürekli olarak yıkımlar yaşıyor. Bir türlü evleneceği erkeği seçemedi. Sürekli olarak onlara güvensizlik görüyor. Değersizlik gördüğünde, ilgi ve sevgiyi beklediği gibi alamadığında hep babası aklına geliyor. Hep annesini döven, annesini söven, efendime söyleyeyim, ailesini parçalayan kötü baba modeli aklına geldiği için bütün erkekleri kötü zannediyor. Ben ona çok sevgi ve ilgi gösterdim. Bunu gördüm. CBT uyguladım. Baktım çok mantıklı, logical davranan, düşünen bir kız ve iyi eğitimli. Avukat olmak istiyordu. Avukat olmaktan vazgeçirdim. Çünkü baktım onun kişilik yapısı avukat olmaya değil de daha ziyade biznese ağırlıklı, şu anda zaten önemli bir firmada kondo satıyor. Onların management'ını yapıyor kondoların. Manager kabiliyeti var ve ciddi olarak business yapma kabiliyeti var. İnsanlar iletişimi çok iyi. Başka yetenekleri var. Fakat hala erkeklere güvenmiyor. Kendisini değersiz olarak hissettiren erkeklere karşı gizli bir düşmanlığı var. Bu gizli düşmanlığı nedeniyle ilişkileri çok geçici, short term oluyor. Uzun vadeli bir evlilik ilişkisine giremiyor. Ben ona çok ciddi bir terapi sistemleri uyguladım. CBT ile başladık. Narratifle devam ettik. Meditasyon, mindfulness'te yerledik 40 seans olunca. 4 farklı modalite uyguladım. Dün beni aradı. Ben ona demiştim ki en son. Düzeldi yani. O depresyon, anxiety, bütün sorunlar çok yüksekken, severe durumdayken tamamen normal bir duruma geldi ve ben terminat yaptım. Yani tekrar bu hastayı devam etmeme gerek yok diye rapor yazdım. Ve 40 seansın sonunda iyileşti tamamen. Normale döndü. En son görüşmeyi onun kondasında, kendi evinde yaptım Niagara Falls'ta. Bir kız bayan arkadaşını da çağırdı ki yalnız kalmayalım diye. Halvet olmasın diye bir bayan arkadaşını da çağırdı. Ve onlara en son meditasyon ve egzersiz yaptırdım. Çakra eğitimi yaptırdım. İkisi de Müslüman. Biri Afgan, biri Suriyeli. İkisi de Müslüman kız. Çok komikti gerçekten ya. Kung fu dersi verdim yani. Erkekleri madem dövmek istiyorsunuz, size yardımcı olayım dedim. Madem kavga etmek istiyorsunuz, erkeklerden güçlü olmak istiyorsunuz, zaten evinde şey var. Dayak yemiş Rihanna'nın bir fotoğrafı var girişte. Gözü morarmış bir Rihanna. Var ya bizim Barbados'lu Kanadalı şarkıcımız var ya, meşhur. Erkek arkadaşından dayak yemişti, gözü morarmıştı. Onun dev bir posteri var evin girişinde. Her eve giriş çıkışında ben Rihanna olmayacağım diye. Onun fotoğrafına bakıyor. Yani ben erkeklerden dayak yemeyeceğim diye bakıyor. O yüzden zaten konfor ediyor. Şimdi bu değersiz... Hocam peki böyle oldu. Bu kendini gerçekleştiren kehanete dönmez mi? Yani o şekilde sürekli bir sakınan tavır içerisinde olduğunda onu gerçekleştirmeye itmez mi bu? Tabii şimdi sürekli erkekleri kötü canlandırdığı için zihninde olumlu bir imaj olmadığı için kafasında bir model olmadığı için bir ninja savaşçısına dönüşmüş durumda. Bu enerjisini iş dünyasına verip orada başarılı olmuş. Bir kariyer yapmış durumda. Fakat bu kariyer onu mutlu etmiyor. Elde ettiği şeyler onu mutlu etmiyor. Çünkü hayatında bir erkek yok. Eksik var.
O eksiği tamamlamadığı için, tamamlayamadığı için ne yapıyor? Bir boşlukta hissediyor kendisini ve duygusal yıkımlara giriyor. Ve yıkıma girdiği zaman da beni arıyor. Dün biz bir saat muhabbet ettik. Benle geyik muhabbetine bayılıyor. Ben ona demiştim ki hastam olmasam bile bir arkadaş olarak beni istediğin zaman krize girdiğinde arayabilirsin diye açık çek verdim. Yani bu ücretli tabi değil. Sadece bir arkadaş gibi arayabilirsin, dertleşebilirsin. Çünkü bu duygusal yıkımlarda intihara teşebbüs edebilir diye endişe ettiğim için belli olmaz yani. Ne kadar sağlam gibi gözükse bile çok ciddi bir duygusal yıkıma girdiğinde intihara teşebbüs edebilir diye endişe ettiğim için onu bir erkeğe bağlayamadık. Çok uğraştım ama yani çöp çatanlık işini ben beceremiyorum. Yani mesleğim de değil zaten çöp çatanlık yapmak. Kendisi bulmak durumda. Kendisi de bir seviyesi olduğu için böyle çok züppe kızların gittiği barlara gitmiyor. İşte onların kullandığı app'ler var. Çok popüler. Onları kullanıp da günübirlik ilişkilere de girmek istemiyor. Şu anda app sisteminde 3 çeşit app var. Onu da bilgi olarak vereyim. Bir, günlük ilişki peşinde olan kadın ve erkekler var. Erkekler kadınları alıyor, kadınlar erkekleri alıyor. Barlarda. Günübirlik. Onun programı Tender diye bir app var. Popüler. Çok rezalet program. Yani modern fahişelik sistemi. Diğeri Bubble diye bir tane program var. Daha ziyade orta yaş, kariyeri olan, mesleği olan, düzeyli olarak evlilik yapmak isteyen ve birbiriyle tanışmak isteyenlerin kullandığı bir program var. Dating'e çıkıyor. Yani tanımak için birbirini yemeğe çıkartıyor, sinemaya gidiyor falan. Cinsel bir ilişkiye geçmeden önce birbirlerini tanıyarak yakınlaşma için kurulmuş bir app. Biraz daha mantıklı gibi duruyor ama çok ciddi kazalar da oluyor bu app'te de. Diğeri ise evlenmiş, boşanmış, dul kalmış, yaşı ilerlemiş, belli bir yaşı, 40 yaşını geçmiş, orta yaş üstünün kullandığı bir app var. Onlar da birbirlerini bulmaya çalışıyor. Böyle 3 farklı çeşit böyle piyasada çalışan app düzeni var. Artık biliyorsunuz yapay zeka şeyine geçtik, çağına geçtik, robot çağına geçtik. İnsanlar app'lerle hayatını organize ediyor. Shopping yapıyor, her şeyi app'lerle takip ediyor. Aynı zamanda aile kurma ilişkileri de app'lere dönmüş durumda. Veya cinsel ilişkiler de, insan arasındaki ilişkiler de app'lere dönmüş durumda. Bunu da en iyi gençler biliyor. Yaşlı nesil bunun çok farkında değil ama gençler şu anda bu app'lerde yaşıyor. Birbirlerini tanımaya çalışıyor. Bu bayanın hikayesinde ilk karşılaşmamızda evinde randevu vermişti yine. Evine gittiğimde bir Koreli bayanla kalıyor. Üniversitede beraber arkadaşlık yaptı. Şimdi evine girdim, baktım çok açık saçık giyinmiş ve yani tamamen mini ve her tarafı meydanda, üzerinde ya elbise var ya yok, o pozisyonda çok rahat bir şekilde giyiniyor. Çok rahat bir şekilde oturdu karşıma. Böyle yani şey, uygunsuz bir görüntüde. Allah'tan yukarıda şey vardı. Koreli hanım vardı. O da izliyor yukarıdan bizi. Acaba nasıl bir tepki vereceğim diye kasten yaptı. Tahrik edici bir şekilde oturdu. Ben de gözlerinin içine baktım. Dedim ki boyfriend'inden mi ayrıldın dedim. Direkt olarak. İlk sorun bu oldu. Toparlandı. Nereden biliyorsun dedi. Duruşundan belli dedim. Konuşalım mı istersen dedim. Ve bu şekilde direkt girince bazen direkt girmek gerekiyor. Yani sorunun ne olduğunu ben hemen gördüm. Ama bana gelen case de boyfriend'i yazmıyor. Mesela 5 sayfalık raporu gelmiş. Her şey var. Bu yok. Görünen problem aslında farklı raporda. Fakat gerçek problem bu. Gerçek sorunun ne olduğunu hemen 12'den vurunca ilgilendi. Ve çok açık sözlü olduğu için başladı anlatmaya. Ve bizim CBT de böyle başladı. CBT, dedim sana uygun CBT var.
10 dakikalık sunum yaptım. Tamam dedi. Ben bunu uygularım. Olay deriz. Önce baktık. Acaba bu bayanın ilişkisinde neden boyfriend ile ayrılmış? Ona baktık önce. Çünkü birinci soru bu hayatında. Boyfriendler tutmuyor. Dikiş tutmuyor. Niye olduğunu kendisi de bilmiyor. Gerçek sorunları da gizliyor. Yani bastırmaya çalışıyor. Hatırlamak istemiyor. Çocukluğunu hatırlamak istemiyor. Annesinin, babasının ilişkilerini. Tamamen kendisini farklı bir mecrada bir bireysel yaşam atmış durumda. İnkar ederek bir yere gidemeyeceği için biz gerçeğe yaklaştırmak için boyfriend'i niye kavga etmiş? Boyfriend'i demiş ki hadi evlenelim. Evlilik teklifinde bulmuş. Dedim güzel. Ciddi demek ki. Yok dedi, ciddi değil. Niye ciddi değil? Şimdi sorun şu. Boyfriend'i evlilik teklifinde bulunuyor fakat boyfriend'ini samimi bulmuyor. Evlilik teklif etme şekli çok baskıcı, despotik ve romantik değil. Tatmin edici değil. Kabul etmemiş, reddetmiş. Halbuki alttan alabilirdi. Ama onun kişilik yapısı buna uygun değil. Şimdi sorun şu. Kim? İki tane sevgili. Nerede? Şehrini söylemeye gerek yok. İşte bundan kaç ay? 2 sene önce kendisi diyelim. İsmini de vermediğim için problem olmaz. Ben genelde hastaların isimlerini vermem. Location'da gizlemeye çalışırım. Boyfriend'i Müslüman değil. Kanadalı. Kendisi Müslüman bir ailede büyümüş ama pek Müslümanlıkla öyle pratik bir Müslüman değil. İnancı var. Pek öyle şeyi yok yani. Fark etmez onun için. Olay özetle bu. Şimdi ikinci olarak duyguları neler? Breakup yapmaya karar vermiş. Tamamen kızmış, bağırmış ve demiş sen öküzsün, sen adam olmayacaksın. Sen bir bayana nasıl davranacağını öğrenemedin gitti. Kaç senedir biz seninle görüşüyoruz. Böyle mi evlilik teklifi yapılır? Sen ciddiyetin yok diye atmış. Şimdi bu sorunun arkasında neler var? Birinci çok güçlü olan duygusu nedir bu bayanın? Disappointed değil mi? Hayal kırıklığı. Bir hayal kırıklığı var. Hayal kırıklığı %100. Hocam öfke bu hayal kırıklığının neticesi olarak ortaya çıkan duygu değil mi o zaman? Hayal kırıklığı daha önce de boyfriendler olmuş. Tekraren aynı noktaya geldiği için bir kısır döngü var. Bir sene bir boyfriendle, daha önceki sene başka bir boyfriendle bu kaçıncı boyfriend diye sordum mesela. Hemen benim sorum. Dedi saymadım dedi. Yani 30 yaşına gelmiş, kaç tane boyfriend olduğunu artık sayısını hatırlamıyor. Ve her seferinde aynı noktaya gelip orada kesiyor. Yani tam evlenme noktasına geldiği zaman bir kesik atıyor. Acaba sorun boyfriend'de mi yoksa kendisinde mi? Bunu anlamaya çalışacağız bu CBT'de. Şu anda gençlerin yaşadığı en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Tabii ilk başta derine inmiyoruz. Önce duygularını anlamaya çalışıyoruz. Hayal kırıklığı %100. Üzüntülü mü? Sadness var mı? Üzüntülü, evet. Üzüntülü. Üzüntüsü %80 filan. Ama atlatır diye düşünüyorum üzüntüsünü. İlk defa başına gelmiyor çünkü. Bu ilk defa olmuyor. Sadness var. Enerjisini kaybetmiş. Yıkılmış. Hayal kırıklığının dışında utanma falan yok. Shyness falan yok kızda. Herhangi bir utanma duygusu falan yok. Zaten utansa benim karşımda öyle giyinmez yani. Yani bardaki bir şey gibi giymiş durumda. Öyle çok rahat yani. Öyle bir utanma duygusu falan yok erkeklere karşı.
Başka hangi duygular olabilir? Hocam ben öfke yazmıştım. Onu herhalde yok. Onu siliyorum. Öfke, anger var. Evet. Anger güçlü. Doğru. Yüzde kaç diyebiliriz peki? Ben %90 diyebilirim anger'e. Tamam. Çok kızgın aslında. Öfkeli. Kime hocam? Anger, efendim. Buyurun. Kime karşı öfkeli? Yani kendisine mi yoksa erkek arkadaşlarına mı yoksa işte, kaderine mi? Bu daha belli değil. Şu anda bir kızgınlığı var ama bu kızgınlığı kendisine mi, boyfriend'ine mi, yoksa onun yetiştiği topluma mı, aileye mi, kime kızgın kendisi de bilmiyor. Ama bir kızgınlık, bir öfke var. Bu öfkenin boyutu %90. Çok yüksek. Yani hayat kırıklığından sonra en yüksek o. Sadness, ben %70, %80 ancak dedim. Daha, ve sadness'i, üzüntüyü çözeriz. Önce şöyle baktım. Üzüntülü, neşeli gözüküyor. Çok tebessüm ediyor, şen şakrak, cıvıl cıvıl fakat üzüntülü. Gizlemeye çalışıyor. Yani üzüntüsünü gizlemek için şen şakrak gözüküyor, cıvıl cıvıl gözüküyor. Ama içi kan ağlıyor. Ben onu görüyorum gözlerinde. Gözlerinde üzüntü var. Duygu, bu üç tane duygu üzerinden gidelim. Üçüncü kolumda dedim ki boyfriend ile ilgili bir senede neler yaşadın? Yani otomatik olarak hangi düşünceler kafana geldi? Birinci olarak yani sen de sana evlilik yüzüğü verdi fakat sen reddettin. Halbuki kabul edebilirdin. Yani bir senedir görüşüyorsunuz. Tanımadığın biri değil. Neden reddettin? Aklına hangi otomatik düşünceler geldi? Evet, ne gelmiş olabilir? Bu kaçıncı diyor? Evet, buyurun. Şey buyurun. Olabilir mi hocam? Ben de annem gibi şiddet göreceğim evlenirsen. İlk aklına gelen bu. Yani şiddetli evliliği bir araya getirmiş olabilir. Ya da eziklik duygusun, değersizliğin. Evet, anladığım kadarıyla oğlan havalı bir oğlan. Hı-hı. Altında Ferrari var. Zengin bir oğlan. Ve oğlan biraz kendisinden daha zengin, daha havalı bir tip. Kendisine özgüveni yüksek, despot bir tip biraz da. Yani emir vaki yapan bir tip. Zaten evlilik teklifi de çok emir vaki ve şey olmuş durumda. Çok romantik değil yani. Ben de evlenmek zorunda. Ne yapmış hocam? Yüzüğü alıp direkt parmağına mı takmış kızım? Hani nasıl emir vaki olabilir onu düşünüyorum. Kadının çocuklarının anası mı olacaksın demiş. Yani değersiz olduğunu hissetmiş. Yani onun sanki bir malı bir parçası gibi kendisini değersiz hissetmiş. Yüzüğü fırlatıp yüzüne fırlatmış. Yüzük oğlanın bir tarafını vurmuş yani böyle. Yüzüne fırlatmış, masadan kalkmış öfkeyle. Oğlan neye uğradığını anlayamamış zaten. Bundan aslında sanki zevk alıyormuş gibiydi. Sanki erkeklerden intikam almış gibi bir hali vardı. Bu yani, duygular çarpışıyor sürekli. Etmesi biraz onun eşit bir statüye gelmesi istemesi, çabası gayreti de aslında iyi bir para kazanıyor. Ayda 4-5 bin dolar para kazanıyor. Efendime söyleyeyim gayet iyi bir arabası var. Güzel bir kız. Kız çirkin bir kız değil. Güzel bir kız. Ve her şeyi var. Neden bu kadar kasıyor? Neden bu kadar öfkeli? Neden bu kadar hayal kırıklığı yaşıyor? Şimdi hayal kırıklığı yaşamasının sebebi dedi ki babam dedi. Direkt olarak. Benim de aklıma ilk babam geldi dedi. O adamın tavrını görünce dedi gözümün önüne babam geldi resim olarak. Yani babam da böyle despot dedi. Emir vaki. Anneme böyle baskı yapar sürekli. Yani biz evlenirsek böyle olacağız. Ben de annem gibi olacağım. Annesi halbuki doktor. Yani Suriye'de doktormuş buraya geldiğinde genç ve iyi eğitimli biri. Babası iş adamı. Zengin bir iş adamı. Biraz kendi durumunu annesine benzetmiş konumunu. Ben de iyi eğitimliyim ama bu adam beni ezecek. Babasını görmüş hemen.
I am worthless. Yani ilk gelen düşünce şu. Ben değersizim. Ben zaten bunu circle yaptım. Ben değersizim ifadesini kullandı. Beni değersiz bir eşya gibi, malı gibi gördü. Bunu circle yaptım. Çok strong bir kelime gerçekten. Ben değersizim düşüncesi. Ve burada babasına benzetmiş. Kendisini annesi gibi kurban olacağını düşünmüş. Ve otomatik düşünceler hemen kafasına üşüşünce yüzüğü çok ani bir refleksle çok da yüksek bir reaksiyonla atmış yani adamın üstüne. Tabii bu artık yüzüğü atma olayı, break up olayının tam şey noktası. Üst noktası. Bir daha bir araya gelemeyiz. Bitti. Onu sildim. Hayatından çıkardım. Artık bir daha selam bile vermem. Beni aramasın, telefonlarına cevap vermiyor. O olan ne kadar telefon ederse etsin, mesaj ederse yazsın artık cevap vermiyor. Tabii kızın bana gelen psikiyatrist raporunda bunların hiçbiri yazmıyor. Yani tamamen depresyonda olduğu, anxiety'si olduğu, PTSD'si olduğu, fobiyası olduğu yazıyor. 4 tane teşhis koymuşlar. Major Depression Disorder'da koymuşlar. Aslında kızda şey var. Psikiyatrist doğru teşhis koyamamış. Major Depression Disorder'la personality borderline personality disorder birbirine çok benzer semptomları, belirtileri. Doktorlar genelde karıştırırlar ikisini birbirinden. Ben hemen anladım ki bu kızda major depression disorder artık öğrenilmiş bir kronik sorun. Ama asıl sorun borderline personality disorder. Yani sınır ötesi kişilik bozukluğu. Test yapmak için hemen bir dahaki seansa aklımdan dedim ki hemen bu testi ben bu kıza yapayım. Print yapayım, getireyim. İkinci seansta borderline personality disorder testi yapacağım kıza. Hemen kafamda kurguladım onu. Major depression evet zaten severe. Çok ciddi kız mazide yaşıyor. Mazisi şu. Hocam bir şey bahsedebilir miyim? Evet buyurun. Şimdi normalde hani şöyle bir şey var ya kızlar babalarıyla evlenir şeklinde bir düşünce var. Yani kızlar babalarının tipine uygun ya da davranış şekline uygun erkek tipini seçmesi gerekiyor normalde. Ya da onu gördüğünde ona sempati duyması gerekirken antipati duyma sebebi ne? Kızlar genelde çocukken 12-15 ergenlik çağına kadar genelde 15 yaşına kadar babalarına hayrandır. Babalarına yakındır. Erkekler de annelerine yakındır. Lakin bu model değişir. 15 yaşından sonra kızlar babalarına düşman olmaya başlar. 15 yaşından sonra. Bazen de annelerine düşman olmaya başlar. Suçlamaya başlar. Annelerini suçlamaya başlar. Babalarına olan hayranlıkları nefrete dönüşür. Bu kızın da öyle olmuş. Ergenlikten itibaren annesi babası zaten ayrılmışlar. Ergenlik çağında tamamen kopmuşlar. Ayrı evlerde yaşıyorlar. Ayrı şehirlerde yaşıyorlar. Kız ayrı şehirde yaşıyor. Kendi hayatını kurmuş. Okumuş. Üniversite bitirmiş. İyi bir notla bitirmiş. Ve master'a kabul alacak zekası var. Ama ben bu kızın neden avukat olmak istediğini çözdüm. Avukat olmak istiyor ki intikam almak için avukat olmak istiyor. Dedim intikam almak için mi avukat olmak istiyorsun diye direkt sordum. Dedi evet. İntikamımı alacağım dedi. Dedim para da kızarırsın ama dedim avukatlık yalancılık mesleği. Sen dedim yalancı bir kıza benzemiyorsun. Evet dedi ben yalan söylemeyi beceremem. O zaman dedim avukat olamazsın. Avukatların büyük çoğunluğu profesyonel yalancıdır dedim. Öyle deyince o zaman benim ne olmam lazım dedi. Dedim bakacağız. Ama avukat olmayacağına %100 bahse girerim. Çok uzun sürmez dedim senin avukatlık maceran. İstiyorsan dedim yardımcı olayım. Yani nasıl avukat olunur Kanada'da? Hangi üniversiteler var? Hangi application'da hangi formlar dolduruluyor? Law test var. Hukuk terimleri testi. Hazırlanmak için hangi kitaplar lazım? Nereden biliyorsun diye sordu. Çünkü ben de Kanada'ya ilk geldiğimde avukatlığa başvurmuştum. Tam imtihana girecekken hukuk terimleri imtihanına kapıdan döndüm. İçindeki bir ses dedi ki kendini kandırma. Sen yalancı değilsin. Avukat olamazsın sen dedi. Hukuk terimlerini bilebilirsin. Hukuka da girip bitirebilirsin. Ama sen avukatların işini yapamazsın.
Çünkü insanları aldatamazsın. Suçluları savunamazsın. O halde sen bu işi yapamazsın diye kapıdan döndüm ben. Bütün paraları yatırmıştım. Application'lara şunları. Biliyordum yani sistemi. Kıza anlattım kendi hikayemi. Kız dedi ki doğru söylüyorsun dedi. Ben dedi bu mesleği dedi intikam almak için yapıyordum. Neyin intikamını alacaksın diye sordum. Babamdan intikam alacağım dedi. Yani babasına olan kin ve nefreti çok yüksek. Annesini zavallı görüyor. Kaybetmiş, değersiz görüyor. Atılmış görüyor. Babası yeniden evlenmiş, kendi dünyasını kurmuş. Annesi dul kalmış. Kardeşleri de, oğlan erkek kardeşleri de kendi dünyalarını kurmuş. Onlar da kopmuşlar. Sadece ilişkide olduğu bir tane erkek kardeşi var. Diğer kız kardeşiyle ve oğlan kardeşiyle konuşmuyor. Sadece annesini arada bir, iki ayda, üç ayda bir ziyarete gidiyor. Bazen telefonda konuşuyor. Yani ailesiyle ilişkisi loosely connected. Ciddi bir ilişkisi yok. Sadece kendi dünyası, kendi iş dünyası var. Kendisini işe vermiş durumda. Full çalışıyor. Sabahtan akşama kadar, gece 12'ye kadar çalışıyor. İnşaat yerlerine gidiyor, denetleme yapıyor, konda satıyor, gelenlere sunum yapıyor. Çok şen şak şak bir kız. Anında kondayı satıyor. Çok profesyonel yani gerçekten. İş konusunda mükemmel. Lakin aşk hayatı berbat. Evlilik hayatı bir türlü mutlu bir evlilik hayalini yok. Hayal kırıklığı yaşıyor. Bunu bir diğer koluma geçtik. Dedim ki hadi bakalım avukat oldun. %100 haklı olduğunu düşün. Dördüncü kolum biliyorsunuz avukatlık kolonu. Yani %100 haklı olduğunu düşünme kolonu. Düşünce silergesinde. Kendini savun. Bu konuda haklı mısın? Bu oğlan bir senedir seninle çıkıyormuş. Bu oğlan senin gösterdiğin o reaksiyonu hak etti mi? Yüzüğü fırlatmışsın. Acaba oğlan ne gibi bir eşeklik yaptı? Bana bir anlatır mısın detayları? Yaptığı şeyi anlattı. Yani oğlanın yaptığı iş çoğu erkeğin yaptığı bir iş. Kendisine göre doğru. Öyle çok da reaksiyon gösterecek kadar kötü değil. Adam romantik olmayabilir ama kızın gösterdiği tepki çok yüksek. Neden yüksek? Kız çünkü kendisini %100 hep haklı görüyor. Diyor ki ben haklıyım bu konuda. Bu erkekler sonunda adamı satarlar. Erkeklere güvenmiyor. Bunun delillerini de ortaya koyuyor. %100 haklı olduğunu iddia ediyor. Diyor ki ben üniversitede çok boyfriendim oldu. Daha sonra da oldu. Yani son 15 yıldır bir sürü boyfriend geçirmiş. Sayısını kendisi hatırlamıyor. Dedim ya bu kadar boyfriendle ilişkiye geçersen hepsi sende bir travma bırakmış. Hepsi ruhunu parçalamış. Hepsi senin ruhuna bir yumruk atmış gitmiş. Sen onları terk etmişsin ama onlar sende iz bırakmış. Bunları temizlememiz lazım diye düşünüyorum ben aklımda. Kız anlatıyor tabii. Diyor ki ben hepsinde haklıydım. Hiçbirinde haksız değildim. Hep onlar eşeklik yaptı. Hep onlar öküzlük yaptı. Ben fedakarlıkta bulundum. Onlara yedirdim. Hatta altta kalmamak için bir yere gittiğimizde falan cebimden ödedim restoranın paralarını. Kız altta kalmamak için her şeyi yapmış. Yani hiçbir zaman erkeğin o restoran parasını ödemesine bile izin vermemiş. Altta kalmamaya çalışıyor. Hep üste çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla kendisini hep haklı görüyor. %100 haklıyım diyor. %100 haklı mı? Beşinci koluma geçtik. Acaba haksız olduğu yerler var mı? Dedim ki tamam %100 haklı olduğunu kabul edelim. Kabul edelim. Beşinci kolumda diyelim ki %100 haklı değilsin. Karşı tarafında haklı olduğu yerler var. Acaba senin boyfriend'inin haklı olduğu yerler olabilir mi? Biraz kredit ver. Birazcık insaflı davran. De ki yani bazı şeylerde doğru yaptı. Tamamen de öyle haksız değildi. İyi tarafları yok mu bu çocuğun? Dedi aslında çok yakışıklı bir çocuk. Yani efendi bir çocuk. Ailesi işte biraz ters ama kendisi iyi. İyi bir eğitimi var, iyi bir işi var, evi var, arabası var. İyi dedim, bayağı da iyiymiş. Peki
Nedir bu çocuğun suçu? Bu çocuğun suçu dedi, sevmeyi bilmiyor. Bana beklediğim sevgiyi ve ilgiyi göstermiyor. Çok formal, çok sahte bir şekilde biz hep dating, dışarıda çıktık, dolaştık. Fakat yakınlaşma noktasında ciddi bir yakınlık hala sağlayamadık. Bir senedir bu ilişki devam ediyor. Fakat ben benimle onlar arasındaki ilişki çok sıkı fıkı, böyle evli kişisine dönecek gibi değil. Ben çok kendimden taviz verdim. O da kendisinden taviz verdi ama olmuyor. İyi dedim. Demek ki onların iyi tarafları da var. Var dedi. Peki dedim, tekrar dönme ihtimalim var mı? Yok dedi. Tekrar dönme ihtimalim. Yüzde kaç veriyorsun dedim. %20 dedi. %20 şansı var. Eğer beklediğim şeyi yaparsa yükselebilir. Ama bu eşek dedi, benim beklediğim şeyi yapmayacak. Kafasında kurguladığı, hayal ettiği bir prens modeli var kızın. Yani o prens modeline uymadığı için hiçbiri şey yapmıyor. Hepsi kick out. Hayatından çıkartıyor. Kafasındaki kurguladığı prens modeli çok utopik, hayali. Öyle bir prens dünyada var mı? Bilemiyorum. Her erkek bir prensesle evlenmek ister. Her kadın da bir prens arar. Masallardaki hikayeler gibi. Fakat bir türlü o prens ve prenses gelmez. Çıkmaz karşısına. Talihsizdir. Dünyada o kadar prens ve prenses yok. Dünyada 8 milyar insan var. Bunun yarısı kadın, yarısı erkek. Dünyada o kadar kingdom yok. O kadar krallık bulunmuyor. O yüzden de prens ve prenses sayısında shortage var. Yeterli değil yani. Ben de böyle bir espri yaptım. Çok güldü. Kalkağı attı, bayağı güldü. Doğru söylüyorsun dedi ya. Dünyada o kadar krallık yok. O halde prens de yok, prenses de yok. Öyle dedim. Çoktan dedim, tarih oldu. 100 sene önce kaldı dedim krallıklar, prenslikler, derebeylikler, kontluklar falan. Artık dedim bunlar masallarda kaldı. Yani gerçeğe yakınlaştırmaya çalıştım onu. Gerçek realite, moderniteye. Sen modernite içinde yaşıyorsun. Modern bir kızsın. Senin krallıkla ne işin var? Prens, prensesle ne işin var? Doğru söylüyorsun dedi. Ve geldik 6. noktaya. Balancing yapacağız burada. Negotiation, anlaşma, uzlaşma yapacağız. Bu kıza önereceğiniz 4 tane çözüm yöntemi söyler misiniz bana? Nereden başlamak lazım? Bu kızın hayal kırıklığı, öfkesi ve üzüntüsü nasıl geçer? Depresyonu ve anxiety'si, gelecek endişesi ve geçmişteki travmaları nasıl geçer? Evet, bu konuda... Hocam, bence hayal kırıklığını büyüten şey bence kızın kendisinin ideal bir eş olduğunu düşünmesi. Yani ben aslında zekiyim, güzelim, iyi bir işim var. Yani ben aslında bir prensi hak ediyorum düşüncesi var kızda. Beklentisi ve yüksek. Bunun altını... Evet, çünkü kendisinin kendisinin bunu hak ettiğini düşünüyor. Evet, evet, doğru. Dünyanın adil olduğuna dair bir inanç var kızın zihninde. Yani ben iyiysem karşıma iyi birisi çıkmalı ya da benim muadilim birisi çıkmalı şeklinde bir bakış var bence. Ama dünyanın adil olmadığını kıza göstermek gerekiyor. Kız bunu biliyor. Dünyanın adil olmadığını, yani çok fair bir dünya olmadığını, zalim bir dünya olduğunu biliyor. Aldığı eğitim öyle iyi bir üniversite mezunu. Kanada'nın en iyi üniversitelerinden birinden, iyi bir bölümden, iyi bir notla bitirmiş. Zeki bir kız. Öyle insan ilişkilerinde biliyor ki çalıştığı kondo şirketi Kanada'nın en iyi firmalarından bir tanesi ve çok iyi bir satış pazarlama elemanı. Çok güler yüzlü, gelen müşterilere mutlaka satıyor. Çok bırakmıyor yakasını. Organizatör bir kız yani. Lider bir özellikleri var. Yönetme kabiliyeti var. Oradaki patronla... Kendisi gibi birini mi istiyor hocam? Çok özür dilerim, sözünüzü böldüm ama yani diyor ki ben bu kadar fedakarlık yapıyorum. Karşıma çıkan insan da benimki gibi davransın. Hani o da fedakarlık yapsın. Bunu anlamaya çalıştım.
Bir gün dedim çalıştığın iş yerine geleyim dedim. Patronla bir görüşeyim. Patronunu bir tanıyayım. Patronun kimsenin. İş yerine gittim bir seans yapmaya. Ben biraz şeyim, meraklıyım. Çevresini anlamaya çalışıyorum. Çevresinde yaşayan insanlar, ilişkide olduğu insanlar. İş yerine gittim. Patronu Fransız bir adam çıktı. Fransız böyle tam bir Jülik tipler vardır Fransızların. Jülik biraz Rusça bir kelime de. Fırıldak, tilki. Tam bir tilki Fransız çıktı. Adamla konuştum, baktım kızı çok seviyor, kıza hayran. Böyle bir kız, pazarlama elemanı çok değerli bulduğu için, iyi iş yaptığı için çalıştırıyor. Ve aralarındaki ilişkiye baktım. Fransız kızın evlenmesini istemiyor. Niye istemediğini anlamaya çalıştım. Çünkü kız bekar kaldığı sürece daha cazip ve daha enerjik. Evlenirse bu enerjisi kalmaz diye düşünüyor. Kaybederim diye düşünüyor. Kızı kaybetmek istemiyor. Kız şirket için önemli bir aset. Önemli bir varlık. Fransızın niyeti pek iyi değil. Yani bir taciz etmek, herhangi bir şey yapmak değil de sömürüyor. Onu istismar ediyor. Efendim? İşkolik olmasını mı kullanmak istiyor? Tabii işkolik olmasını kullanmak. Onun enerjisini maksimum seviyede sömürmek, kullanmak istiyor. Kız da kendini işe verdiği için yani iş saatleri dışında da kalıyor, çalışıyor. Ekstra ücret talep etmiyor. Ve çoğu zaman ne zaman istese hafta sonu bile emrinde. İnşaat yerlerine gidip denetleme yapıyor. Yani gelen misafirlerle görüşüyor. Yapmadığı iş yok. Dedim ya şirketin bütün işini sen mi yapacaksın? İkinci bir eleman almaları lazım bu ofise. Sen 3 kişilik iş yapıyorsun bu ofiste. Bu uyanık Fransız da senin 3 kişilik iş yaptığını gördüğü için seni kullanıyor. Kız bunun farkında değil. Yani iş yerindeki pozisyonu. Gayet saf, naif bir şey de var. Yani bu iş iyi bir iş. Ben bu işi tutmalıyım diye düşünüyor. Bir yandan da alternatif işler kurmaya çalışıyor çaktırmadan. Acaba alternatif bir iş kurabilir miyim diye online business işi kurmaya çalışıyor. Benden o konuda da yardım istedi. Nasıl kurabilirim diye. Dün akşam da o yüzden aramıştı. Nihayet tavsiye ettiklerini yaptım. Online aktar biznesi kurdum. Satış yapıyorum. İşler iyi. İyi para kazanıyorum. Hem oradan para kazanıyorum hem buradan kazanıyorum. Aylık gelirini nereden baksan 8.000-10.000 dolara çıkartmış. Bravo kızım dedim. İyi gidiyorsun. Zengin olacaksın galiba dedim. Gülüyor, kahkaha atıyor. Sayende diyor. Peki dedim, aşk ilişki nasıl diyor? Boyfriend buldun mu? Buldum bir tane daha diyor. Nasıl ilişkiler diyor? Seviyeli, mesafeli bir şekilde götürmeye çalışıyorum diyor. Yine bir boyfriend bulmuş. Şimdi güzel, zengin, başarılı bir kadına boyfriend bulmak zor değil. Ama evlilik ilişkisi olur mu, olmaz mı? O da bilmiyor hala. Hala evlenmeye karar vermiş değil. Dedim evlenecek misin? Belli olmaz diyor. Yani. Hocam. Buyurun. Şey öneri demiştiniz de animas ve animus hepsinde sorunlu anne baba ve kendisinde. Yani aile terapisi. Çünkü bu ileride evlenecek, evlendiği ya da evlenemeyecek de sürekli evlenmeyle problemleri olacak. En güzel aile terapisi uygun gelir gibi geliyor bana. Annenin babanın da katılacağı bir terapi. Ondan sonra da tekrar yenileyecek. Onu denedim. Şöyle annesiyle babasıyla irtibat kurmak için izin gerekiyor. Yani bireysel terapi yapıyoruz. Annesi babası bizim çevresine yer alsa bile onun iznine, konsentine bağlı. Yani konsent başlar imzayla fakat orta yerde başka biri dahil olacaksa gruba alınacaksa izin vermesi lazım. İzin vermedi. Ne abisi, ne kardeşi, ne annesi, ne babası benim onlarla konuşmamı istemiyor. Babasıyla zaten çok sık görüşmüyor. Yılda bir defa. Annesi 3 ayda bir defa. Annesi mesela demiş ki o Koreli kızdan çıkma. O iyi bir kız. Kız kendisine yeni kondo aldı. Ve yalnız kalmaya başladı Niagara Falls tarafta. Güzel bir kondoya girdi. Çünkü yaptıkları kondo orada olması gerekiyor. Yani manager maintenance'e bakacak. Bu uyanık Fransız ona bir iş daha vermiş. Orada maintenance işini de vermiş. Ya kızım dedim. Bir hayır de.
bu iş için bu adamın başka birini alması lazım. Sen bu işte ne yapacaksın? O işte üstlenmiş, enerjisi çok. Bir de kiradan, mortgage'den de düşmüş, ucuz fiyat almış yani. Diyelim orada 350 bin dolar falan. Ona 200 bin dolara şey yapmış, güzeşte gitmiş. Dolayısıyla o 150 bin dolar para kazandım diye düşünüyor. Bu işi yaparım diyor. 150 bin dolar çalışırım. Bağlamış yani kızı o şekilde. Güzel bir konusu da var. Denize nazır ve gayet de lüks döşenmiş, zevkli döşenmiş. Annesi karşı çıkmış buna. Annesi de kavga etmiş. Annesiyle arası limoni. Çünkü annesi kız yalnız kalırsa boyfriendleriyle kötü ilişkiler yaşar diye düşünüyor. Yani yoldan çıkar iyice diye düşünüyor. Evlenmeye niyeti yok. Gayet nezih, yalnız bir ortamı var. Kureli arkadaşı buna engeldi. Boyfriendleri eve getirmeye. Şimdi boyfriendleri eve getirebilir. Daha özgür bir ortam meydana getirmiş. Ben de dedim ki maşallah dedim. Yani harika bir cennet kurmuşsun kendine. Ama dedim bu cennette kılmanlar eksik dedim. Erkek cariyelerin yok dedim. Bir o kalmış dedim. O da kahkaha atıp gülüyor. Doğru diyor. Şöyle güzel bir erkek cariye bulamadık şuraya diyor. Bağlayalım diyor. Kapımıza köpek olarak diyor. Aradığı erkek böyle bir erkek. Yani kendisine ağırlık edecek, despotluk yapacak, yönetecek biri değil de onun yöneteceği bir erkek tipi, evet, arıyor. Öyle birini istiyor. Hem yakışıklı olsun, hem parası olsun, her şeyi olsun, bir de köpek olsun. Yani böyle biri var mı? Bulması mümkün mü? Bana biraz zor gibi gözüktü bulması. Kalıcı bir ilişki kurması. Gayet zor. Ne gibi sistemde ben bunu çözebilirim? Asıl mesele bu. Altıncı kolumda. Hocam, hangi babası var mı? Büyük amcası? Dedeli ya da? Kopuk. Onlar Suriye'de. Onlar tamamen kopuk. Suriye kültürünü kabul etmiyor. Tamamen diyor despot, faşist bir sistem, diktatörlük, rezalet. Hiçbiriyle irtibat yok. Hiçbiriyle ilişki de kurmak istemiyor. Tamamen hayatından çıkartmış diğer akrabalarını. Hocam, nasıl bir sistem? Evet. Şimdi aslında kız, ben üstün bir şekilde olduğum sürece istediğimi yaptırırım yani gibi bir düşüncesi var ama evet. Kıza gerçek sevginin aslında kontrol edebileceği birisinden aldığından daha fazla fedakarlık içerebildiğini göstermek ya da bunu fark ettirmek belki çözer işi. Ben de öyle düşündüm zaten. İyi bir şey. Dedim ki bu kıza sana mindfulness uygulayacağım. Suriye dedim, Şam Sufilerin merkezidir. Eskiden Şam'da bütün Sufiler toplanırdı. Şam eskiden uzun yıllar şeydi. Sufilerin direncilik yapmadan oradaki yönetimin onlara maaş bağlayıp cennet bahçeleri sunduğu ve çok rahat işat ve tebliğ yaptıkları bir merkezdi Şam. Dünyanın Sufilik merkeziydi. Bütün Sufiler Şam'a gelirlerdi. Orada buluşurlardı. Çünkü onlar için bir cennet vardı. Yönetimler çok Sufilere iyiydi. Sufi kültürü Şam'da çok yerleşmiştir. Bu nedenle bu kız da Şamlı olduğu için mutlaka şöyle tahmin ettim. Sufilikten gelen bir şeylik vardır. İş dünyası ile ilgili bir talep beklentisi vardır diye düşündüm. Sana dedim ben Sufi Mindfulness, farkındalık terapisi uyguluyum. Bu CBT'yi falan bırakalım. CBT baktım ki çok gitmeyecek, uzun gitmeyecek. Tamamen mindfulness'e dönelim. Meditasyona dönelim. Çakralara dönelim. Hint kültüründen çakralar anlatayım ben sana. Ona göre bir meditasyon sistemi kuralım. Mindfulness'le ilgili konseptleri anlatayım. Ve mindfulness'le ilgili konuda anlaştık. Dedi ki evet, benim ihtiyacım olan dedi ruhumu bulmak, kalp dünyamı bulmak, iç dünyamı bulmak. Dışarıda başarılıyım. Dış dünyada. Ama iç dünyada çok başarısızdım. Dengeyi bulamadım. Kızın sorunu bu. Ve ben de bu nedenle mindfulness talebini sorgulattım. Daire içine aldım. Birinci çözüm yöntemi konusunda anlaştık. Bu anxiety, depresyon ve diğer sorunlarını çözecek bir formül. CBT ile biz uzun gidemeyeceğiz. Kız rasyonel bir kız ama mantıklı bir kız ama mantıksal örgüsü sonuçta sonuç ilişkisinde
çözüme gitmiyor. Yani çözüm noktasında contayı yakıyor. Kayış kopuyor, tekrar başa dönüyor. Çözmüyor yani sorunu. Çözmek istemiyor. İsterse çözebilir, karar verebilir ama vermiyor. Sorumluluk almak istemiyor bu konuda. Bu nedenle dedik mindfulness'e eklerim. Biz mindfulness'te bir denge, balans bulmaya çalışalım. Ve yedinci koluma geldik. Şimdi hayal kırıklığı noktasında hayal kırıklığını şöyle izole ettim ben. Dedim sana erkek mi yok? Senin gibi güzel, alımlı, efendim biraz gaz verdim tabii. Gerçekten kız güzel de eğitimli, parası olan, işi olan bir kızı kim istemez filan. Yani olmasın başka boyfriendler çıkar diye. Kız tabii gaza geldi bayağı bir. Ondan sonra hayal kırıklığı tamamen gitti neredeyse. Mindfulness biraz böyle. Yani üzüntüsü gitti. Öfkesi duruyor. Öfke geçmedi. Hayal kırıklığı %100'den şöyle %60'lara falan düştü. Hala hayal kırıklığı var ama erkeklerle ilgili. Hala tam güvenmiyor erkeklere. Ben de neyi gördü? Bir umut gördü. Böyle erkekler de var. Yani ben böyle bir erkekle acaba yapabilir miyim? Aklından şimdi canlandırmaya başladı. Dedi ki yani ben böyle bir erkek bulsam acaba bana uyar mı? Bir umut doğdu onun zihninde. Ben bunu gördüm. Yani zihninde canlandırdı. Heyecan verdi. Onu enerjisini tekrar yerine getirdi. Neşesini gerçekten yerine getirdi. Ve hayat kırıklığı düştü. Üzüntü zaten öyle üzülse bile çok kolay unutan bir tip. Yani başka bir şey yapıyor, başka zevk alacağı bir şey yapıyor. Üzüntüsü çok kalıcı olmuyor. Kendisini işte işe veriyor, enerjisini öyle sarf ediyor. Üzüntü de aşağı düştü. Ama öfkesi duruyor. Şimdi bizim öfke sorununu çözmemiz lazım. Aynen duruyor. Hiç değişme yok öfkede. %90. Hala kızgın. Hala diyor ki bu adam bir daha benim yanıma bile yaklaşamaz. Bu boyfriend'i. Öfkeli. Erkeklere karşı bir kökte öfkesi var. Yani belirtileri yok etmek sorunu çözmez. Baktım boyfriend'le ilgili sorunları çözmek sorunu çözmeyecek. Yani kökünde bir sorun var. Babasıyla ilgili sorun yerleşik, çok kurumsallaşmış yani zihninde. İnşaat meydana getirmiş. O duvarları yıkmak kolay değil. Öfke yönetimi ayrı bir meseledir. Öfkeyi yıkmak, azaltmak ve manageable, kontrol edilebilir bir noktaya getirmek ayrı bir meseledir. Bu konuda hemfikir miyiz? Öfkede bir değişiklik yok. Yani %5 bile değişmedi. Hocam bilinçaltı temizleme yapsaydınız babasına dair blokajlarını yok ettiğinizde bu öfkede gözle görülür bir değişiklik olur muydu sizce? Öfke konusunda şimdi babasını anlattırmaya çalıştım. Babasıyla ilgili detaya girmek istemiyor. Yani hatırlamak bile istemiyor. Hatırladıkça yani üzüntü artıyor. Ha, bilinç düzeyinde öyledir belki ama siz bilinçaltına inip orada çalışmanıza dahi izin mi vermiyor? Her şey bilinç düzeyinde mi yönetmeyi tercih etti? Babasıyla ilgili konuları kapatmış, stres yapmış, yani üstünü örtmüş, bir gölge meydana getirmiş, açtırmıyor kutuyu. Yani o konuya girmek istemiyor. Oraya geldiğimizde strese giriyor, titremeye başlıyor eli ayağı. Hemen ben anlıyorum, eli hafif tutuyor, kaşları, kirpikleri falan titriyor. Ben hemen anlıyorum ki bu konudan ben hemen teyit geçeyim. Bakıyorum şeyi esmeye başlıyor ve takip ediyorum yani face expression'ını nasıl tepki verecek. Arasında deneme yaptığımda hemen geri adım atıyorum ben. Dönüyorum yani. Ben de girmiyorum. Dokunamıyorsun. Hocam babası konusunda daha çok üstüne gitseniz sizi de mi defterden siler? Evet siler. Ben ondan korktum zaten. Babası konusunu açmak istemiyorum. Benle görüşmek istemezse, seansa devam etmek istemezse biz elimizden bir şey gelmez. Yani bizim seanslarımız şöyle. Diyelim ki 10 seans verdiler bize. Biz 5 seans gitti. Sonra hasta 6. seansta dedi ki ben bu terapisi istemiyorum. Klinik diyor ki iyi sen oradan alalım başkasına verelim. Genelde bu 5. seansta olmaz da en fazla 3. seansta olur. 3 seansta anlarsınız. Bir hasta sizde
yola gider mi, gitmez mi? Bu kız bende yola gitmeyecek bir kız değil. Yani ben ilk 10 seansta güvenini kazandım. Yani ilk 10 değil, 3 seansta kızın güvenini kazandım. Çok kolay kazandım. Çok open mind bir kız. Ve damarlarını bulmak kolay. Anlaşılmayacak bir kız değil. Bu kızın benden vazgeçemeyeceğini anladığım anda ben daha ciddi teknikler uygulamaya başladım. Ama ilk 10 seansta ciddi teknikler uygulamadım. Sadece geyik muhabbeti yaptım. İşin doğrusunu söylemek gerekirse tam bir arkadaş kanka muhabbeti yaptım. Sanki ben onun yaşlarında kız arkadaşıyım. Böyle bir geyik muhabbeti yaptım. O da bu geyik muhabbetinden çok hoşlandı. Beni böyle kız arkadaşı gibi gördü. Yani çok rahat konuşabildiği, her konuyu konuşabildiği, açabildiği bir sırdaşı gibi gördü. Zaten bizde confidential agreement var. Biz paylaşmıyoruz üçüncü partilerle. Sadece raporda da ben her şeyi yazmıyorum. Raporda geyik muhabbetini yazacak halimiz yok yani. Profesyonel bir dil kullanıyoruz yani kliniklere karşı. CBT uyguladım diyorum. CBT'nin şu sistemini kullandım. Şu kadar iyileşti, bu kadar iyileşti. Profesyonel raporları veriyoruz. Hangi seviye indi? Detaya çok inmiyorum raporlarda. Yani ilersem olmaz tabii. Bu mesela yaptığımız geyik muhabbeti tamamen değişik konularda oluyor. İşte şimdi bugün ben size o yüzden öykülendirme terapisini anlatacağım. Bu kızla ben baktım öykü çalışıyor. Öykülendirme, hikaye çalışıyor. Bu kıza ben çok radikal öyküler anlattım. Çok çarpıcı, böyle şok olacağı, sürpriz hikayeler anlattım. Değişik, batı kültüründen, doğu kültüründen, kuzeyden, güneyden, her taraftan bende çok hikaye var. Yani hikaye, kızın da hoşuna gidecek, zevk alacağı hikayeler anlattım. Bu hikayeler onu memnun etti, mutlu etti ve dinlemek istiyor. Yani değişik bir perspektif hoşuna gitti. Hikayeleri verdikçe damardan girmiş oldum. Öykülendirmeyi yaptım. Yani buna şey diyorlar, externalization tekniği. Yani olayın dışına çıkartma. Kızı bulunduğu sorunun dairesinden tamamen alıp, tamamen farklı bir atmosfere, coğrafyaya, başka bir ortama, çevreye hayalen götürmüş oldum. Hikayeler... onu önce oradan uzaklaştırmam gerekiyor kurtarmak için. Bulunduğu şeyden uzaklaştırmaya çalıştım. Buna externalization tekniği deniyor. Birinci böyle başlıyor. Siz bir insanı bulunduğu kötü atmosferden, kötü duygulardan, düşüncelerden, yaşadığı travmadan uzaklaştıramazsanız fiziki olarak veya ruhani olarak, kalbi olarak sorunu çözemiyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Yani bir şekilde şey oluyor bu. Uçan halısıyla Aladdin geliyor, kızı saraydan kurtarıyor. Onun hayal duyduğu masalındaki prens Aladdin geliyor, kızı o zalim babasından, evlendirmek istedikleri zalim yücüden, saray hapishanesinden kurtarıyor. Onu başka bir atmosfere götürüyor. Daha mutlu olacağı bir havalarda uçuruyor. Yani burada sizin rolünüz ne oluyor? Prens oluyorsunuz. Kurtarıcı prens. Bunun avantajı var, dezavantajı var. Dezavantajı nedir? Söyleyecek kimse var mı? Dezavantajı nedir bunun? Hayalde hocam. Efendim? Transferanstan dolayı size karşı evet, duygusal... Evet, ben de onu söyleyecektim. Size karşı... Evet, counter transference. Terapi sistemi alanı. Evet. Ne yapar? Size aşık olabilir. Siz ona ilgi duyabilirsiniz. Bu sefer karşılıklı olarak bir duygusal ilişki başlayabilir. Bu sakıncalıdır. Profesyonel sınırları aşabilir. O nedenle sizin profesyonel sınırları, boundary'yi korumanız gerekiyor. Fakat bunu korurken de o insandaki umudu da yok etmemeniz gerekiyor. Umut yok olursa hop bu kız tekrar depresyona girer. Umut yaşamalı, umut olmalı. Kızın hayalinde canlandırdığı prens canlandı, karşısına geldi. Ben orada kurtarıcı bir prensim. Fakat evde bir prensim ben. Terapistim yani.
Dolayısıyla benim evli olduğumu, benim çocuklarımın olduğunu, mutlu bir evliliğim olduğumu biliyor, özeniyor. Diyor ki ya gerçekten mutlu olabilir miyim? Bir yuva kurabilir miyim? Çünkü benim de çocuklarım olur mu? Hayalinde bir umut belirdi. Yani olumlu, pozitif bir model belirdi. Hep olumsuz modeller vardı kafasında. Ben olumsuz modelleri yıkmak için biraz kendimi kullandım. The use of self. Yani burada kendinizi kullanmanız gerekiyor. Yakınlaştırmanız gerekiyor modele. İlk 10 seansta ben o güveni sağladığım için artık ortak bir frekans bulduk. Hikaye anlatmakta, efendime söyleyeyim, o bana hikaye anlatıyor. Mesela ben ona bir hikaye anlatıyorum, o da bana anlatıyor. O da beni impress yapmaya çalışıyor. Onun hikayeleri de mesela beni güldürüyor, hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel hikayeler buldu. Bana bayağı bir hikaye anlattı. Ben de öğrenmiş oluyorum ondan. Yani onun kendi bakış açısıyla zevk aldığı hikayeler, benim de hoşuma gidiyor bazı anlattığı hikayeler. Ben de responda bulunuyorum. Bu karşılıklı bir etkileşim meydana getirir. Bu transference ve counter transference olayı çok ciddi bir konudur. Bu ilişkiyi bir şekilde siz terapist ilişkisi halinde korumanız gerekiyor. Bir umut vaat etmemeniz gerekiyor. Yani o bilmeli ki sen onun partneri olamazsın. Ne cinsel partneri olabilirsin, ne de bir kocası olabilirsin, bir herhangi bir şekilde boyfriend olabilirsin. Kendi sınırlarını bilmesi ve gerekiyor. Ama bunu bilse bile hayallerine engel olamıyor. Kendisi duygularına, kalbine ve hayallerine engel olamıyor. Ben bunun farkındayım. Fakat ona söylemiyorum bunu. Mesela aldım kızı, Tim Hortons'a kahve dükkanına götürdüm. Beni mesela siz dışarıda görseydiniz, Niagara Falls'ta Faruk Aslan güzel bir kızla takılıyor. Olarak dışarıdan görseniz ne olur? Adımız çıkar değil mi? Tabii kızı ben yemeğe götürdüm. Parayı bir defasında ben verdim, bir defasında o verdi. 50-50 bir defasında ödedi. Yani seansı biraz normalde biz ofiste veya kendi evinde yapıyoruz. Genelde üçüncü noktalara bazı klinikler izin vermiyor. Mesela benim çalıştığım bir Rus kliniği kesinlikle kahve dükkanı lokalde falan olmaz diyor. Yani böyle özel yerlere götürmeye izin vermiyor. Benim çalıştığım başka klinik izin veriyor. Kliniklerin politikalarına göre değişiyor bu. Hastayı şimdi öyle bir ortama çıkardım ki, dışarı çıkardım ki yanlış anlamıyor. Yani yemek yiyoruz, kahve içiyoruz, muhabbet ediyoruz. İki arkadaş gibi. Olayı artık o noktaya getirdik ki arkadaş olduğu zaman, kankası olduğu zaman size sırlarını açabiliyor. Daha derinlere inebiliyor. Siz daha derine inebiliyorsunuz. Sorunun nerede olduğunu tespit etmeniz gerekiyor. Yoksa çözemezsiniz. Daha derine inip ona telkinde bulmanız için yakınlaşmanız gerekiyor bu şekilde. Şeyler düştü. Anger management kaldı. Öfke yönetimi kaldı. Öfke yönetimi için kullandığımız teknik Sufi mindfulness tekniği olduğu gibi meditasyon. Nefes egzersizleri, bedensel, fiziksel, fizyo egzersizler, düzenli olarak nefes egzersizleri. Kız dün aradı, ne kadar memnundu. Ya diyor, bana anlattığın egzersizler diyor, brain gym, hepsi diyor, ben yapıyorum iki senedir diyor. Sayende diyor, koronavirüsten kurtuldum diyor. Yoksa koronavirüs beni öldürürdü bu zamana kadar diyor. Yani bak, akciğerlerim büyümüş diyor. Nefesim diyor, çok rahat diyor. Çünkü diyor, ben bu egzersizleri günlük olarak yapıyorum. Bu egzersizleri yapanlar gerçekten oksijen sorununu yaşamazlar. Akciğerlere mücadele gücü artar. Koronavirüsün doğal çaresi. İlaca falan ihtiyacı yok. Hocam, OneDrive dosyamıza ben bununla ilgili bayağı bir dosya eklemiştim sizin gönderdiklerinizle beraber. Başka işte bu Metin Hara'nın insana güvende de yine çok güzel meditasyonlar, terapiler, nefes egzersizleri var. Onu da arkadaşlarımıza tavsiye ederiz. Faruk Hoca'nın gönderdiği de çok güzel kaynaklar var orada. Sadece bu konuyla ilgili bir klasörümüz var arkadaşlar. Bakabilirsiniz oraya inşallah. Evet, ben Metin Hara'ya baktım. İzledim. Gayet iyi bir çocuk. Gayet işini iyi yapıyor. Bir de daha önce paylaşmıştım. Lara Tuksal da bayan. Benim izlediğim evet, meditasyon yapan.
Bayan ve erkek. Yani bazı insanlar bayandan hoşlanıyor, bazı insanlar erkekten hoşlanıyor. Bu sizin tamamen kendi tercihiniz. Kimden öğreniyorsanız bu işi, ondan izleyin. Zevk alıyorsanız, zevk alarak yapmanız lazım. Yani zevk almanız lazım bu işi yaparken. Nefes egzersizleri, vücut egzersizleri, bunlar önemli. Yerleşirse zaten ciğerleriniz düzelir, oksijen, ventilasyon problemi, kan dolaşım sistemi ve yeterli oksijen karışma sistemi düzene girdiği zaman akciğerler, beyin iyi çalışır ve sizin ciddi olarak vücudunuzda bir iyileşme, relaxation, nerve sisteminde gayet bir rahatlama meydana getirir. Değişik teknikler var tabii, sadece meditasyon değil. Benim kullandığım teknikler, mesela kafayı uyandırma tekniği var. Onları anlatacağım. Yüzleşme, face expression teknikleri var. Kulak canlandırma tekniklerim var. Ayak masajı ve sinir noktaları tekniklerim var. Bende teknik çok. Bunlar şimdi aşama aşama uyguluyorum tabii. Birdenbire değil de. Mesela face expression ve kafa egzersizleri kronik baş ağrılarında iyi geliyor. Bu kızla uyguladım ben mesela. Sabahları uyanamıyor bir türlü. Uyandığı zaman kendine gelemiyor. Çok çalışıyor, yorgun. Sabah kendisini yorgun hissediyor. O yorgunluğu atabilmesi için 10 dakika face expression ve kafa teknikleri. Bunu öğrenebilirsiniz bu videolardan. Ben de anlatabilirim de. Baktım benim anlattığım tekniklerin hepsi yok o şey videolarda. Benim uyguladığım teknikler hastanelerde uygulanan, doktorların da bildiği çok bilimsel teknikler. Bu yogacılar, reikiciler, meditasyon yapanlar daha simple, daha basit, genel geçer teknikler uyguluyor. Onlar da faydalı. Onlar da çok faydalı oluyor. Bu konuyu anladık herhalde. Geçelim mi? Case'i kapatalım mı? Kız evet düzeldi. Kızın düzelmesi için 30 seans daha yapmam gerekti. Onu da söyleyeyim. Kız bende yaklaşık bir seneden fazla süre kaldı. Ve her hafta görüştük. Her hafta bazen telefonda görüştük, bazen buluştuk. Ve netice itibariyle kız tamamen düzeldi. Ve depresyon, anxiety, bütün sorunlarını aştı. Kontrol edebilir, manageable bir noktaya geldi. Lakin boyfriend sorunu hala duruyor. Anger management olayını çözdük. Yani anger management'ın teknikleri var. Sistematik bir düzendir. Film terapi çalıştı kızda. Hikaye terapi çalıştı. Öykülendirme çalıştı. Öykülendirme terapi, bu nedenle ben çok önem veriyorum. Son 10 yılın, 15 yılın diyebilirim en başarılı tekniklerinden bir tanesi. Avustralya'da ortaya çıktı. İki tane psikiyatristin yazdığı, uyguladığı teknik Avustralya'dan bütün dünyaya yayıldı. Amerika'ya, sonra Kanada'ya, işte Avrupa'ya yayıldı. Naratif terapi aslında bizim İslami kaynaklarda şeyhlerin uyguladığı sistem yani. Mevlana Rumi'nin, Yunus Emre'nin, İbn-i Arabi'nin, Buda'nın kullandığı yöntem bu. Yani yüzyıllardır geçerli olan bir yöntem bu. Öykülendirme terapisi. Ona geçeceğim. Şimdi anxiety'yi biraz da değinelim. Gelecek korkusu. Worry about futures. Yani ne olacak gelecekte? Gelecek korkuları. Bir insanda gelecek korkusu varsa o insanda ciddi sorunlar meydana gelir fiziksel olarak. Numbness, bedenin uyuşması, terleme, gece kalkma, işte nefessiz hissetme kendini, chest, göğüs kafesinde şiddetli bıçak sokar gibi ağrı, elinin shake yapması, titremesi, pek çok anxiety belirtileri ortaya çıkar. Gelecek endişesi çok güçlüdür. Kendisinde bir umut göremiyordur gelecekte. Yani hayal edemiyor gelecekte düzeleceğini. Sürekli umutsuz, sürekli daha da kötüye gidecek diyor. İyiye gitmeyecek, her gün daha kötü oluyor diyor. Umutsuzluk o kadar sıkı bir şekilde sağlam yerleşiyor ki
Önümüzdeki 5 sene içinde de bir umut görmüyor. Önümüzdeki 10 sene içinde de bir umut görmüyor. Yani long dead, çoktan ölmüş, zombi gibi yaşıyor, hayalet gibi yaşıyor. Çok serhoş bir şekilde yaşıyor. Daydreaming vaziyetinde sürekli dalıyor ve dikkatini kaybediyor. Attention deficit disorder meydana geliyor. Sakarlık yapıyor, düşürüyor, kırıyor bir şeyi. Unutuyor anahtarlarını bir yerde. Pek çok anxiety belirtileri çok belirgindir ve tespit etmek kolaydır. Seviyesini de ölçmek kolaydır. Bu, biraz önce bahsettiğim kız bana ilk geldiğinde sivirdi. Anahtarını unutuyordu. Arabası var, anahtarını bir yerde unutmuş. Nerede olduğunu da hatırlamıyor. Yani düşünebiliyor musun? Arabası bir yerde kalıyor. Evinin anahtarını kaybediyor. Bu şekilde gelmişti hasta. Çok sivir durumdan çok normal bir duruma getirmeyi başardık. Ama 40 seans az değil yani. 40 seans yaptık. Sigorta firması da bu kıza destek verdi. Zaten trafik kazası da bana bu kız gelmişti. Ciddi bir trafik kazası geçirmişti. Arkasından ikinci bir trafik kazası geçirince sigortası yükselmişti ve sigorta bu sorunu çözelim diye bizim kliniğe paslamıştı. Klinikte bana pasladı. Ve 40 seans vermeleri büyük bir başarı. Sigorta firmaları genelde 20 seansta kesiyorlar işi. Kız düzenlene kadar işi bırakmadılar yani. Hocam kaza, çok özür dilerim sözünüzü böldüm de, kaza geçirmesinin nedeni de iki sefer. Yine bu dalgınlık mı? Yine anksiyeteye bağlı olarak acaba? Evet, evet, dalgınlık. Dalgın olduğu için kafasında boyfriend ile kavga ediyor mesela. Araba kullanırken tak birine vuruyor. Veya arkadan biri tak ona vuruyor. Veya kırmızıda geçerken biri tak vuruyor. İki defa üst üste böyle trafik kazası geçirince çok ölümcül bir fiziksel zarar almasa bile hafif fiziksel zararı vardı ama mental sorunu büyük. Yani kafasında korku yerleşmiş. Yine bir trafik kazası yapacağım diye de korkuyor. Bir de driving anxiety oluşmuş. Yani başkası araba kullanırken korkuyor, kendisi de araba kullanmaya korkuyor. O yüzden gitti mesela kondoda evini değiştirdi. Araba kullanmak zorunda olmayacağı şekilde bir hayat kurdu. Tercih etti yani onu. Bu korkusu anxiety, driving anxiety aştık sonuçta. Ama kondoya yerleşmişti zaten. Main test işini artırdı, görevini artırdı. Kızın kabiliyeti çok iyi, enerjisi çok iyi. Fransız patronu da kullanıyor ama asıl patronun Fransız değil Pakistanlı olduğunu öğrendim. Bir gün Pakistanlı patronu gelmişti. Dedi ki bana, hayatında göreceğin en büyük diktatör geldi dedi. Şu adamın tipine bak dedi. Bana dedi, ne görüyorsun söyle. Adam tam bir firavun. Pakistanlı bir Müslüman. İşin asıl patronu. Kim bu adam dedim. Pervez Müşerref'in generali dedi bu. Pakistan'dan soymuşlar milleti. Dubai'ye kaçmışlar. Dubai'den de parayı buraya getirmişler. Bu da kondo yapıyorlar. Vay namussuzlar vay. Demek ki Müslüman milletleri tokatlayıp böyle izini kaybettiriyorlar. Zaten dedim adamın yaptığı zulümler, işkenceler, namussuz olduğu sıfatından belli. Zerre miktar nur yok. Müslümana da benzemiyor. Peki dedim bu adamla ilişkilerin nasıl? Vallahi dedi ben ona dokunmuyorum, o bana dokunmuyor. İşimi iyi yapıyorum. Azar fırça işitmiyorum. Çok dedi aksi, huysuz bir adam. Memnun etmek mümkün değil. Böyle adamlardan kaçıyorum. Zaten patronu da çok kötü bir erkek yani. Fransız olan değil. Fransız yumuşak bir tip. Müslüman olan Pakistanlı. Aman diyor Müslüman olmasın da diyor. Kim olursa olsun diyor. Yani Müslüman erkeklerden kaçıyor kız. Anlatabiliyor muyum? Müslüman erkekler kafasında hep kötü. Despot zulmeden bir şekilde yerleşmiş. Şimdi benim gibi Müslüman bir erkeğin olması aklından hayalinden bile geçmiyordu. Karşısına bulunca şok olup da challenge olması ve görüşlerini değiştirmesi gayet normal. Anxiety olarak ben bu kıza ne yaptım? Anxiety'sini nasıl çözdüm? Kıza sadece depresyon yok. Anxiety de var. Ne yaptım? Mesela boyfriend, yeni boyfriend bulma konusunda istekli değil.
Yani bir süre diyor erkeklerden uzak durayım. Yani çıkmayayım. Zaten sorun meydana getiriyorlar. İyi dedim. Erkekler çıkma. O zaman ben de çık. Gidelim yemek yiyelim. Gidelim kahve içelim. Ben seni gezdireyim. Olur mu? Olur. Sen olursun ama onlar olmaz. Girlfriendlerin var mı? Kız arkadaşların var mı? Dedim var. Dedi var. Peki onlarla takılıyor musun? Çok ender dedi. Eskiden çok takılıyordum kızlarla. Şimdi onlarla takılmıyorum. Niye takılmıyorsun? İşte ara sıra kızlar arasında bir eğlence düzenle. Onların partilerine git. Bir kız arkadaşın olsun. Yok mu iyi bir kız arkadaşın? Bir tane var dedi üniversiteden. İşte Afganlı bir kız. O da kocasını boşamış. O da erkeklere savaş açmış bir kız. Bir Afganlı. O da 30 yaşlarında. Tam bir şey. Amazon savaşçısı. O da ayrı bir film. Dedim hiç şaşırmadım yani. Arkadaşın da bir Amazon savaşçısı. Sen de öyle. Ben de bunları en son seansta şey yaptım. Yoga yaptım. Meditasyon yaptım. Reiki yaptım en son seansta. Çok hoşlarına gitti. Bir de kung fu dersine geçtik. 2 saat. Bir de bana yemek pişirdiler. Dediler yemeğe de kal. İyi dedim. Başka yemek de yiyelim. Güzel yemek de yapmışlardı. Ama diyor biz erkeklerden nefret ediyor aslında. İkisi de. Dedim ne zaman evleneceksiniz? Böyle dul mu kalacaksınız? Yani daha 30 yaşınız var. Diyor uygun bir erkek bulursak diyor düşünürüz diyor falan. Çok rahatlar yani anlayacağınız. Anxiety sorunlarını aşmak için kızı rutinden çıkartmam lazım. Evden işe, işten eve. Yaptığı başka hiçbir şey yok. Ne bir film seyrediyor. Ne efendime söyleyeyim herhangi bir ilişkiye geçiyor kimseyle. Sabah kalkıyor, kahvesini alıyor, kahvaltı yapmadan ofise. Orada üstün görü böyle pizza mizza yiyor öğlen. Akşam geliyor, kahvesini alıyor, eve geliyor. Yorgun argın yatıyor. Böyle bir hayat, rutin bir hayat ne olur? Çok sıkıcı bir, boring bir hayat olur ve depresyona girer. Anxiety sorunu olur, hiçbir gelecek yok. Aynı rutinle devam ediyor, hiçbir değişiklik yok. Ve önde bir umut da görmüyor. Yani bu Fransız patronu, Pakistanlı patronu bu kızı 10 sene böyle çalıştırsa maaşını da artırmazlar çok fazla. İşlerine yarıyor nasılsa. Başka bir yerde iş bulması mümkün mü? Bulabilir. Ama daha fazla maaşta zor bulur. Piyasası da bu yani. Dolayısıyla bu rutinden çıkamıyor. Nasıl çıkaracağız? Plan yapacağız. Anxiety olarak diyeceğiz ki 5 tane konumda şu gördüğünüz şart ben kızın eline verdim. Bu gördüğünüz hem düşünce çizelgesini hem anxiety şartı zeki bir kız. Anlatıyorsunuz anlıyor. Verdim ve kendisi dolduruyor. Kendisi konuşuyor ve düzelmek istiyor. Gerçekten hayatını değiştirmek istiyor. Bu sorunlarını aşmak istiyor. Ne yaptık? Çok mantıklı bir örgüle. Kahve dükkanına gidelim. Bir yerde güzel yemek yiyelim. Oturalım, parkta oturalım, konuşalım. Yani ortam değiştirdim. Hem evine gitmem de biraz tehlikeli. Tehlikeli bir bayan. Evinde ben yalnız halvette kalmak, durumda kalmak istemiyorum. Ofiste görüşüyorum. Dışarıda görüşüyorum. Public yerde ki başka insanlar da var etrafta. Evinde tek başına görüşmek tehlikeli olur. Bu nedenle kendimi de korumak zorundayım. Aslında ben kendimi koruyorum. Bu kızı yemeğe çıkartırken, kahve içmeye götürürken ben kendimi korumak istiyorum ama bunu çaktırmıyorum yani kıza. O çok memnun oluyor. Enjoy yapıyor. Eğer gitmezse ne olur? Gitmeyebilir. Telefonla da konuşuruz. Ben onu 1 saat telefonda konuşur, rahatlatırım. Yani telefonda da teknikleri verebilirim. Herhalde 20 seansı telefonda yaptım. 20 seans görüştüysem yüz yüze, 20 seansı telefonda yapmışımdır. Hem depresyon hem anxiety uyguluyorum kıza. Aynı zamanda mindfulness ve narratif. Yani bir kombinasyon meydana geldi. Doğaçlama yaparak gelişti. Yani birdenbire olmuyor. Kızın ihtiyaçlarına göre doğaçlama olarak hangi modeli ve hangi tekniği uygulayacaksınız anlaşarak insert yapıyorsunuz. Yani ben anlaşmadan insert yapmıyorum. Anlatıyorum. Kızım bak
bunu kullanacağım. Bu çalışan bir teknik, sana uygun. İkna ediyorsunuz, izah ediyorsunuz çünkü karşınızda zeki, eğitimli bir kız var. Öyle cahil bir kız yok. Modern bir kız var. Eğer kahve ve yemeğe gitmezsek ne olur? Gitmesek de olur ama ne yapacaksın? Ben arayacağım telefondan, sen de telefonu açacaksın. Bir saat, bazen iki saat geyik yapıyor bende. İki saat geyik yapacaksın, rahatlayacaksın, sonra rahat uyuyacaksın. İki saat ben dil dökeceğim sana. Senin hoşuna gidiyor. Zevk alıyorsun. Bu da olabilir. Fakat ortam değiştirirsen, çıkarsan, evden dışarı seni çıkartabilirsen rahatlarsın. Değişik bir ortamda, değişik bir şekilde zevk alırsın. Hem seni görmüş olurum, yüz yüze bakmış, göz göze bakmış oluruz. Ve daha şey olursun, daha çok etkilenir ve kabul edersin. Telefonda konuştuğunuz şeyler uçup gidiyor ama yüz yüze, göz göze baktığınız şeyler daha kılıcı oluyor. Verdiğiniz teknikler. O yüzden biz hastanın gözüne bakarız. Gözünün içine bakarak konuşuruz. Yani ona değer veririz. Kızın zaten sorunu neydi? Değersizlikti, değil mi? Gözünün içine bakarak konuşan bir erkek lazım bu kadar. Ve ona sevgiyle bakan bir erkek lazım. O ben değilim ama ben geçici olarak bu sevgiyi ona şırıngalamak zorundayım. Gözünün içine bakmak zorundayım. O da benim gözüm içine bakarak beklediği ilgiyi cevap olarak, respons olarak veriyor. Karşılıklı bir ilişki var. Bu ilişki bu terapiyi yaşattı ve 40 seansa götürdü. Yoksa 40 seans nasıl devam edeceksiniz? İstekli bir şekilde seanslara geldi. Sonuçta eğer gelmezse diyor ki keşke gelseydim. Mesela karar verdi, gelmek istedi fakat gelmedikleri oldu. Geldiği zaman bunun ona menfaati, benefiti çok fazla. Gelmezse bir zararı yok ama benefiti, menfaati az. O yüzden değişik ortamlara, değişik çevrelere bir insanı çıkartmak terapide çok önemlidir. Stuck kaldı, yani hapis oldu evinden. Şu anda biz koronavirüs günlerini yaşıyoruz ya, herkes evinde hapis, herkes travmalı. Bu uzun süresi ne olacak? Hapishanede yaşıyorsanız ne olacak? Aynı şeyleri görüş, aynı adamlar evde, aynı adamlarla konuş, kavga edersiniz. En iyi geçinen karı koca bile bu koronavirüs eğer bir sene, iki sene üstüne sürerse boşanmaya kadar gider yani bu kavgalar. Ya çok sıkı sıkıya birbirine kretlenir, ölüm korkusu falan veyahut da tam tersi olur. Rutini değiştirmek gerekir. Ya dışarı çıkartmak gerekir. Temiz havaya, değişik ortamlara insanları. Bu koronavirüs bizim terapi işlerini vurdu. İnsanları evden çıkartamıyoruz. Social distance koydular. 2 metre yaklaşamıyorsun bir adama. Dükkanına gidip alışveriş yapamıyorsun. Parka gidiyorsun. Şimdi geçen bir aile çocuklarını parka götürmüş burada. Polis gitmiş. $800 para cezası yazmış. $800. Burada, Batur'da. Benim bulduğum şehirde. 2 kişiden fazla arabada taşıyamıyorsun. Taksi şoförü de taşıyamıyor. Sen de kendi ailenden taşıyamıyorsun. Böyle bir dönem geçiriyoruz şimdi. İnsanlar, akrabalar birbirini ziyarete gelmiyor. Geçen benim doğum günüm vardı. Kayınbirader şurada 3-5 kilometre ileride gelemediler. Arabaya 4 kişi koyamıyorlar. 3 kişi koyamıyorsun. Polis yakalıyor. Dolaşıyor polis. Cezası var. Şu anda böyle bir dönem geçiriyoruz da cost, yani bedeli var. Bir şeyi yaparsan bedeli var, yapmazsan bedeli var. Anxiety'den çıkmak için insanların zevk alacağı, mutlu olacağı, yeni şeyler yapması, yeni itemler hayatına katması ve bunu değişken hale, çok değişken hale getirmesi lazım. Bu sistemi eylem planı olarak anlayabildik mi? Yani değişik eventler, değişik hadiseler, bir sinema olabilir. Mesela sinemaya götür. Şu anda sinemalar da kapalı. Değişik bir zevke sevk etmek hastayı. Mesela bir hastamı ben kitap yazdırmıştım.
meraklıydı mitolojik konulara. Böyle kıyamet kopacak filan. Hristiyan bir hastaydı. Takip ediyordu internetten videoları filan. Arkadaşa kitap yazdırdım. Şaka değil. 300 sayfalık kitap yazdı bizim seanslarda. 300 sayfa. İlgi ve merak duyduğu bir alanda bir iş yapması için enerjisini oraya yoğunlaştırdı. Bunu yapması ona bir eser kazandırdı, bir değer kattı. Yapmasaydı o eseri olmayacaktı. Hem enerjisini pozitif kullanmış oldu. Bunu da anladık mı? Geçelim istiyorsanız. Yani vereceğiniz teknik eylem planında çok pozitif bir getirisi olmalı ki o getiriyle siz hem memnun olasınız hem de hastanız, danışan insan bir zevk almalı. Zevk alırsa, mutlu olursa ancak doğal olarak serotonin ve melatonin salgılandığı için hipofiz bezlerinden biyolojik olarak mutluluk hormonudur bu. İlaçlara ihtiyacı duymadan o insan düzelir. İlaçlar, depresyon ilaçları, anxiety ilaçları falan bunlar bağımlılık yapıyor. İnsanlarda yan tesirleri var. Kontrol ediyor sadece. Sorunun kökünü de çözmüyor. Sadece belirtisini kontrol altına alıyor. Yani 8 saat mutlu hissediyor kendini. Çok yalancı bir mutluluk. Gerçekçi değil. Gerçekçi mutluluk ancak kökteki sebepleri indiğimizde, onları tedavi ettiğimizde yeni bir mind, yeni bir kalp ve ruh dünyası meydana getirebildiğimizde ve kalp, ruh ve beden arasındaki, zihin arasındaki ilişkiyi frekansı çok paralel kurduğumuzda, bir kurduğumuzda oluyor. Mesela zihni başka, kalbi başka, ruhu başka. Gönlü başka bir yerde dolaşırken siz bu insanda bir birlik, bir mutluluk meydana getiremezsiniz. Frekanslar farklı. Burada insanlar efham kuruntu yapa yapa, takıntı yapa yapa ne yapıyorlar? Kendi etraflarında bir duvar örüyorlar. Bir kafes içine giriyorlar. O kafesleri, görünmez kafesleri zamanla büyüyor ve içinden çıkılamaz bir hale geliyor. Kimse onları kurtaramaz hale geliyor. Duvarları çok kalın olanlar var. Çok high security hapishanede yaşıyor. Gözmez duvarlar. Kalıplar içinde yaşıyor. Fanus içinde yaşıyor. Kıramıyorsunuz tabularını, putlarını. Takıntı yaptığı konular o kadar yerleşik hale gelmiş ki. Dünyada en büyük sorun ne biliyor musunuz? Psikolojik sorun. Şizofreni, psikoz falan değil. Takıntı. Obsessive Compulsive Disorder, OCD. Hala tıpın, psikolojinin çare bulamadığı bir hastalık. Hiçbir ilaçla çalışmıyor. Herkeste de farklı takıntılar var. Tek tek takıntılara inmeniz gerekiyor. Takıntı konusu, çok spesifik olarak söyleyeyim, test olarak bazı tool'lar kullanıyoruz ama benim kullandığım Kaliforniya yöntemi var, Texas var, Avustralya var, Vancouver var. Bir de Türkiye'den GATA yöntemi var. 5 tane farklı yöntem. Hastaya göre değiştiriyorum ben. Tool olarak tespit etmek için. En iyi yöntem Türklerde Gülhane Asgari Tıp Akademisi'nde bizim 1986'da kullandığımız 86'da ben orada okurken doktorlarım meydana getirip de kurduğu bir 55 maddelik bir takıntı testi. Hala ben onu kullanıyorum. Ta 1986-87'de kullandığım takıntı testini yapıyorum hastalara. Ve orada bir sonuç veriyor yani. Bir sonraki slide'da gidecek olursak kuruntu ve evhamın insanın aslında %90 hastalıklarını mental ve fiziksel olarak meydana getirdiğini, kanserin dahi aslında kuruntudan, takıntıdan meydana geldiğini göreceksiniz. Takıntılar ortadan kaldırıldığında bir insanda kanser kalmaz. Ne kanseri olursa olsun, ister karaciğer, ister pankreas, hiçbir kanser kalmaz. Takıntı, kuruntu, evham, vesvese. Bunlar insanları mahvediyor. Enerjisini tüketiyor, fiziksel olarak rahatsızlıklara yol açıyor. Eğer kanser yapmazsa, romatizma yapıyor, kireçlenme yapıyor, alerji yapıyor, sonradan diyabetik yapıyor.
bir sürü değişik rahatsızlıklar meydana geliyor. İnsana göre reaksiyonlar değişiyor. Her türlü hastalığın çaresi var. Önce zihinde birlik, kalpte birlik, ruhta birlik. O yüzden mindfulness şu anda çok popüler. İnsanlar mindfulness'e yer vermeye ve bunun çalıştığını anlamaya başladı. Ve bütün dünyaya mindfulness, farkındalık terapisi yayıldı. Evet, burada zikir faktörü önemli. İnsanlar nasıl kalbini hissedecek, nasıl ruhunu hissedecek? Zikir çektirmek sadece Müslümanlara has bir şey değildir. Bütün dinlerde ve kültürlerde zikir vardır. Mesela mantra denir. Hint kültüründe, Budist kültürdeki zikirlere. Allah'ın isimleri çoktur. Sayısı yoktur. Hocam özür dilerim. Mantrayı ben sormak istiyordum da. Mesela evet, mantraları söylemek, zikretmek günah mı? Hani sizce birazcık değişik bir soru oldu ama yanlış mıdır mesela bunları kullanmak bizim için? Şimdi bazı arkadaşlarımız çok şey bakıyor bu konuya, bidat olarak bakıyor. Abimizin ismini vermeyeyim. Hoca Efendi'nin talebelerinden biri bu konuda beni aramıştı bir 5 sene önce, uyarmıştı. Dedi ki millete mantra da vermiyorsun umarım Faruk dedi. Beni tanıyor. Dedim ki olabilir. Yani mantra da verebilirim. Müslüman değil. Adam Budist. Come on yani. Ne vereceğim? Adama Allah'ın esma-ı hüsnasını mı vereceğim? Müslüman mı olsun diye. Saçmalamayın dedim ya. Tabii dedim mantra vereceğim. Yani ben bu bahsettiğim o 2 tane kız var ya, siz beni son seansta bir videoya alsaydınız herhalde, 2 saatlik recording yapsaydım şok olurdunuz. Benim yaptığım seansı, 2 saatlik seansta ne sesler çıkardım ben, ne mantra sesleri çıkardım. Bütün 7 tane sesin vücuttaki titreşimlerini çıkardım. Kızlar da çok güzel uyudular maşallah. Ne onlar ne ahlar çıkardılar. Yani bütün sesleri çıkarmayı başardık mantralarda. Ruhsal bağlantıyı, kapsel bağlantıyı, frekansları kurduk. Bunlar çalışır. Mantralar çalışıyor. Bir insanda... Hocam bu üçüncü yaşama, göz mantrası çok iyi çalışıyor. Ben onu bilmeden yapmıştım. Çok yaşama döndürmek, hayata döndürmek önemlidir. Bir insanı tekrar hayata geri döndürmek önemlidir. Hayattan daha önemli hiçbir şey yoktur. İnançlar daha sonra gelir. Hayat inançtan daha önemlidir. Bunu şu kafanıza kazıyın. Bizim gayemiz insanları hayatlarına döndürmek, onları esaretten kurtarmak. Nasıl yapıyorsanız yapın. Değişik teknikler uygulayabilirsiniz. Benim bir limitim yok bu konuda. Onu söyleyeyim. Her türlü limiti, sınırları ben zorlarım. Hastanın durumuna bakarım. Bireysel olarak terzilik yaparım. O hastanın durumuna göre uygularım. Hiç bu konuda çekinmem. Bu zamana kadar hiç yanıldığımı da görmedim. Yani hastaya ben şunu uygulayacağım diye hasta bunu kabul ettiği zaman ona uygun olan sistemi, modeli, tekniği bulduk demektir. Bakın bu bahsettiğim 2 kız. Biri Afganlı Müslüman, biri de Suriyeli Müslüman. İkisi de 30 yaşında. İkisi de güzel kız. Ve karşında çok da öyle edepten, hayalikten giyinmiyorlar yani. İşin doğrusunu da söyleyeyim. Ama benim verdiğim instruction'ı aynen uygulayan ve aynen uyguladıkları için de, güvendikleri, itimat ettikleri için de çalıştı. Hayata döndüler. Kendi hayatları bir düzene, istikrara girdi. Onlara bir perspektif sundum. Yani bu hayat sizin, bu hayatı siz yaşayacaksınız. Nasıl değerlendirmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Bir, buna şey diyorlar, empowerment. Empower yaptım onları. Encourage yaptım İngilizcesiyle. Cesaretlendirdim. Onlara bir güç verdim. Kendi güçlerini, iradelerini kullanması için hiç kasmadan bir özgürlük sunmuş oldum. Benim gibi birinin, bir erkeğin sunması onları daha çok mutlu etti. Yani hep erkeklerden zulüm mü görecek kadınlar ya? Hep kötü örnekler onların hayatlarını zaten mahvetmeye yetiyor. Karşılarında iyi insanlar da, iyi erkekler de olduğunu görsünler. Ve umutları da olsun. Kafalarında bir
hayal kursunlar. Bir hayal dünyalarında bir aşkları olsun, bir zevkleri olsun. O aşkını bir gün bulur. Yani herkesin bir Leyla'sı, bir Mecnun'u vardır derler. Herkesin Leyla'sı ve Mecnun'u kendi eşidir. Kendi partneridir. Gayrı seyrangahtır. Allah'ın tecellileridir. Öyle der İbn Arabi. Yani her şey güzeldir. Güzel akar. Güzele bakmak sevaptır derler. Ama güzelin sahibi siz değilsiniz. Güzelin sahibi Allah'tır. Her şeyin sahibi Allah'tır. Allah malikül mülktür. Size helal olan dairede siz güzele bakarsınız. Diğer güzellere, güzeller de Allah'ın tecellisidir. Aynasıdır, yansımasıdır. Onları da bakarken Allah'ı zikreder gibi bakarsınız. Dersiniz ki bakış açısı önemli. Onlar da öyle bir nurdur ki Allah'ın tecellisi nümayiş etmiş, gösteriye çıkmış. Müşahede edersiniz. Müşahedeniz önemlidir. Müşahede noktası, bakış açısı önemlidir. Perception, nazar önemlidir. Bediüzzaman Said Nursi ne diyor Mesnevi Nuriye'de? Hayatta dört şey öğrendim. Dört kelime. Birincisi niyet. İkincisi nazar. Üçüncüsü nedir? İsimler. Dördüncüsü de manaları. Hayatta dört tane şey vardır. Dört. Very simple, basit. Niyetiniz neyse nazarınız odur. Manalara nasıl bakarsınız? İsme göre bakarsınız. Yani isimlere verdiğiniz mana sonuçta ne çıkar? Allah çıkar. Hangi isme baksanız manası Allah çıkar. Ona işte bakış, nazarı ve niyeti önemlidir. Her şey, her harf, her kelime Allah yazar. Ben size bunu ispatlarım. Bana bir kelime getirin. Oradan Allah çıkartayım size, göstereyim. Her kelimede, her dilde, her kelimeden Allah çıkar. Sonuçta hepsi Allah'ın tecellisi, Esma-i Hüsna'nın tezahürü olur. Burada sizin halis niyetiniz, bakış açınız önemli. İbn Arabi'nin narratif terapi sistemi, Mevlana'nın narratif sistemi çok yaygın olarak aslında kullanılmaya başladı çoktandır. Doğal olarak zaten kullanılıyordu. Şöyle söyleyeyim. İbn Arabi Hazretleri'nin meydana getirdiği tebliğ ve irşat pek çok peygamberi toplayın. Kaç bin peygamber var? 224 bin peygamber var. Onların ümmetlerinin arkasına yığın. İbn Arabi Hazretleri kadar insanı Müslüman yapamamıştır. İbn Arabi Hazretleri kadar bir cemaat yoktur. Sadece Çin'e gidin. Çin'de 100 milyon Müslüman var. Bunun 60 milyonu Hui Müslümanı. Ve bunların hepsi İbn Arabi ve Gazali takip ediyor. Hui Müslümanları, Han Müslümanları. Han kitabı var bununla ilgili. Murat Saratok'un bununla ilgili doktorası var. Yani Çin'de, Çin bunu gizliyor. Dünyaya Çinli Müslümanları anlatmak istemediği için Uygurları gösteriyor. Onlara zulmediyor. Çinli Müslümanlara Çin zulmetmiyor. Kim Müslüman yapmış onları? İbn Arabi. İbn Arabi'nin sufi anlayışı. Çinliler kabul etmiş. Yani çünkü onlara uymuş. İkinci İmam Gazali, Hüccetül İslam. İkisini birleştirmişler. Al sana Çin Müslümanı. Yani Çin İslamı. İran'da Hazreti Ömer Kadisiye Savaşı'nda işte savaşlarda mağlup etti Farsları. Sasanileri yıkıldı. Peki Farslar Müslüman mı oldu? Yok. Münafıklar. Çoğu fasık. Uzun yıllar direndiler. Hürremiler hareketi vardır. 20 yıl Babek Türk'tür bir de. Sahabelere karşı savaşmış, çoğunu şehit etmiştir. Uzun yıllar Farslar kibirlerinden taviz vermedi. Hale de vermiyor. Müslüman olmak istemiyor. Peki İran'da gerçek Müslümanlar kimlerdir biliyor musunuz? Kim İran'da Müslüman çıkartmıştır? İbn Arabi ve Sufiler. Başkası değil. Ancak Sufilerin aşk dili insanları Müslüman yapar. Gerçek Müslüman yapar. Kalanları münafık olur. Münafık kalır. Bu nedenle İbn Arabi'nin narratif sistemini bilmeniz gerekiyor. Hangi hikayeleri anlatmış? Abdurrahman Moda Camii'yi bilmeniz gerekiyor. 14. yüzyıl
önemli bir sufi alimdir. Molla Cami, Bediüzzaman Said Nursi'nin ezberlediği bir kitaptır. Üç ayda bir tekrarladığı bir kitaptır. Zihninde Kur'an'dan ve Molla Cami'den başka bir şey yoktur Said Nursi. Neden Molla Cami? Düşündünüz mü hiç? Neden Kur'an-ı Kerim ve Molla Cami ezberinde Said Nursi Hazretleri'nin? Molla Cami, narratif terapi sisteminin babasıdır. Gerçekten. Kurumsallaştırmıştır yani kitaplarında. Kitaplarında bütün evliyaların, asfiyaların, peygamberlerin, geçmişte yaşamış havarilerin, seyitlerin, iyi insanların gerçek, ibretlik hayat hikayeleri vardır. Başka bir şey yoktur. Bunları öğrenen bir insan, bu hikayeleri, insan çok değişmediği için her insana uygun hikayeyi bulur. Ve anlatır. Molla Cami'nin hikayeleriyle terapi yapsanız bile yeter. O kadar diyorum yani. Bakın Mevlana Rumi Hazretleri mesnevisi var, divanı var, divan-ı kebiri var. Mevlana Rumi'nin kullandığı bütün hikayeler daha önceden vardı. Anlatılmıştı. Başka sufiler, Müslüman olmayan başka ilim adamları vardı. Mevlana Rumi yeniden bir sistem kurmadı. Daha önce olan ilmi aldı, içselleştirdi, İslam Kur'an övgüsüyle işleyip kendi diliyle terennümde bulundu. Recite yaptı. Yani hani buna şey diyorlar, yazdırıldı diyorlar ya, okutuldu. Said Nursi ve Mevlana Rumi'nin tarzı budur. Yazdırıldı, okutuldu. Buna taalluk denir. Daha önce duydunuz mu? Taalluk. Yani bilginin kendi iç mekanizmasında, kalbinde, ruhunda işlemden geçirerek, bir makine gibi düşünün insanı, işleyerek, kendi duygularına katılarak şiirvari bir şekilde aktettirilmesi, yansıtılması taalluktur. Ve Allah bu zihin dünyasını size, aktif hayal dünyasını, ruhani duyuları boş yere vermemiştir. Bunu kullanın diye vermiştir. Hikayeler bu nedenle İslamileştirilmiştir Mevlana Rumi ile. İbn-i Arabi Hazretleri ise şöyle yapıyor. Ne kadar çok insan ile ilişkiye geçersem o kadar çok şey öğrenirim, o kadar çok hikaye sahibi olurum ve kendimdeki bilgiyi onlara aktarırım. Onlardaki bilgiyi kendime alırım diye bir politika izliyor. İbn-i Arabi Hazretleri'nin özelliği çok sayıda insanla tanışması, çok sayıda hocayla tanışması, çok sayıda dervişle, herkesinden insan, yönetici, bürokratla iyi dostluk ilişkileri kurabilmesi. Ve onlarla geçtiği ilişkide alıp alver yapıyor. Alıyor veriyor. Alıyor veriyor. Bu ilişkiler sayesinde İbn-i Arabi Hazretleri sürekli öğrenci ve öğretmen. Sürekli bir şeyler öğreniyor. Sürekli bir şeyler öğretiyor. Hem irşat yapıyor, tebliğ yapıyor. Hem de kendisi kendi bilgi dağarcığına daha fazla bilgi katmış oluyor. Ben size şimdi biraz örnek vereceğim. Saatimiz nedir şu anda? Hocam evet, tam ben de onu söyleyecektim. 5 dakikamız kaldı. Ha, o zaman kısa bilgi vereyim. Önümüzdeki çarşamba zaten bu konuyu işleyeceğim. İbn-i Arabi Hazretleri'nin hayat hikayesini anlatacağım. Size çarpıcı gelecektir. Çok enteresan bir hayat hikayesi var. Bu hayat hikayesinden sizin alacağınız ibretlik dersler var. İbn-i Arabi'den. Nasıl narratif kullanılır noktasında. Mevlana Rumi'den zaten az çok biliyorsunuz. Yani ama İbn-i Arabi Hazretleri'nin kitapları tercüme edilmiş olmasına rağmen Türkçe'ye hala İbn-i Arabi'nin gerçek fonksiyonu bilinmiyor. Gerçekte ne anlattığı bilinmiyor. İbn-i Arabi Hazretleri çok complicated bir insan. Fakat aslında çok basit bir insan. Size zıt gelebilir ama o kadar simple, o kadar basit bir yaklaşım tarzı var ki, çok doğal, fıtri. İnsanlara yaklaşım tarzı, insanlara
yardım etmesi ve kalbinden, yüreğinden, ruhundan bir nur ile onlara yaklaşması ve şifa sunması çok yüksek bir samimi niyeti olduğunu gösteriyor. Kurduğu ilişkilerin, ben isimlerin hepsini biliyorum. Yani hangi hocalar, kimlerle, ne zaman, ne işi kurdu, hangi senede kurdu, bu ilişkiler sonucunda nasıl bir sonuç ortaya çıktı. Sadece bir sonuç itibariyle şunu vereyim. İbn-i Arabi Hazretleri bu kadar iltifatın, bu kadar takdirin, Allah'ın kulu olması ve büyük arketipler, peygamberler, evliyalar, Hazreti Hızır sürekli görüşmesi, yakazeten rüyada bu kadar iltifat, onda bir gurur meydana getiriyor. Yani acaba ben kimim? Bu lütuf ve bu ihsan nedendir? Neden bu kadar ilgi odağı haline geldim? Özellikle bunu orta yaş, yani ruhunu aradığı yaş diliminde 30 yaşlarında filan, 28-30 arası Tunus, Cezayir ve Fas'ta eğitim görürken, dolaşırken Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye gittiğinde yaşı 28-30 arasında. Orada bunalıma giriyor, krize giriyor. Depresyona giriyor yani, anxiety'ye giriyor. Ve inzivaya çekiliyor. Bir kenara çekiliyor. Çünkü kendisini affetmiyor. Affetmeme sebebi şu. Bir gün Mekke'de rüyasında cennete gidiyor. Direkt sıratı geçiyor. Büyük mahkeme falan yok. Cehenneme hiç uğramadan, Araf'ı görmeden direkt cennetin Firdevs'te bütün cenneti dolaşıyor. Peygamberimizin Kevser'inde dört halife ile beraber onların meclisine baş köşede buyur ediliyor ve çok değer veriliyor kendisine. Böyle bir konumda görüyor. Ve çok mutlu ve huzurlu bir şekilde uyanıyor. Dönüyor bu astral seyahatten. Kendisinde şöyle bir düşünce oluşuyor. Cennete girmenin verdiği haz var. Sonra aklına şu geliyor. Nefis tezkiyesi, yani ben cenneti elde ettim. Daha yaşım da genç, orta yaşlardayım. Bu ona dert oluyor. Benim amacım cennetimi elde etmek, yani Allah'ın rızasını kavuşup Allah aşkına ulaşmak. Ben şimdi rüya lütfuyla serfiraz oldum. Acaba mekri ve istitraç dediğimiz bir iltifat ile kaybedenlerden mi oldum diye düşünüyor. Nefsini ilzam etmeye çalışıyor. Ve nefsine muzaffer olabilmesi, nefsinin bu kendisine gösterdiği iltifatlara, pohpohlamalara set koyabilmek için kendisini çok acımasız bir şekilde ezmeye, eleştirmeye başlıyor. Çok ciddi kritik yapıyor. Onun yazmış olduğu Ruhul Kudüs Risalesi bu dönemde ortaya çıkmıştır. 4-5 tane daha eser ortaya koyuyor. Kitabul İsrası'nı yazıyor. Kitabul Asbar, şu anda tercüme ediyoruz ya. O kitap o dönemde ortaya çıkıyor. Daha ziyade Cezayir, Fas, Tunus ve Mekke'de yaptığı seyahatler bu. Astral seyahatler bu dönemde yaptığı seyahatler. Yani onun bir ruh arayışı döneminde yaptığı astral seyahatler Kitabul Asfar olarak Mısır'da daha sonra müzakere ediyor İbn-i Arabi Hazretleri arkadaşlarıyla. Acaba ben ne gördüm? Yani nasıl seyahatlerde bulundum? Bana bu lütuflar verildi. Ve aklına şöyle bir çözüm yöntemi geliyor. Bu ilginç gelmiştir bana. Kur'an-ı Kerim'e göre ve peygamberimizin hayatına göre her şeyi ben şeriata vuracağım. Şeriata uygun geliyorsa hikmet ilmiyle, madem bana hikmet ilmi verildi, İbn Arabi'ye hikmet ilmi veriliyor Hazreti Hızır tarafından. Hikmet denizi güneşi verildiği için o ağırlığı kaldıramıyor önce. O kadar büyük bir okyanus ki
ucu bucağı yok bu ilmin. Ağırlığı altında eziliyor. Bu nedenle nasıl bunun altından kalkacağım diye düşünürken Peygamber Efendimiz geliyor. Diyor ki beni örnek al. Ben sana en güzel örnek değil miyim? Benim yaşantım sana örnek olmuyorsa eğer, yeterli gelmiyorsa ben Kur'an ahlakıyım. Sahabelerime, arkadaşlarıma örnek al. Hangisini takip etsen her biri birer yıldızdır diyor. Sahabeler yetmiyorsa tabiini örnek al. Tabiin yetmiyorsa tebe-i tabiini takip et. O zaman bu nefsin verdiği gururdan kurtulursun diyor ve nefsini ciddi bir tezkiyeden geçiriyor. Nefsi ilminden gelen bu büyük övünç duyma olayı gömüyor. Mezara gömüyor. Diyor ki ancak ve ancak ben kibiri kırarak hikmet ilmini hak edebilirim. Ancak irşat ve tebliğ yaparsam rahatlayabilirim. Çünkü inzivaya çekilmiş, insanlardan kopmuş, ilişkiyi kesmiş. Ben diyor böyle müzevi yaşayacağım. Yani miskin bir şekilde yaşayacağım. Peygamberimiz geliyor, olmaz diyor. Hazreti Hızır geliyor, olmaz diyor. Biz sana yatırım yaptık. Boş yere yatırım yapmadık. Git insanların arasına tebliğ et, irşat et. Sen bir köşeye çekilip de kendine çalışasın diye müzevi bir şekilde kalasın diye kimseye faydan dokunmayacak şekilde eser versen ne olacak? Git insanlara yardım et. Ve hikmet denizi işte o zaman nasihat yaptığı zaman, nasih olduğu zaman bir güneş haline geliyor. Bu imtihanı aşıyor. Başka türlü mürşit olmadan, yani bizim kaderimiz budur. Adanmış ruhların kaderi mürşit olmaktır, öğretmen olmaktır, nasih olmaktır. Başka türlü siz mutlu olamazsınız. Yani nefsinize yenilirsiniz, mağlup olursunuz. Nefsiniz sizi kandırır, aldatır, şeytan aldatır, sağdan yaklaşır. Size istidraçlar gösterir, kerametler gösterir, yardım eder. Şeytan bazen Müslümanlara yardım eder. Keramet konusunda mucizevi işler yaptırır. Yani kendisine mal etsin, işte Allah'a isyan etsin diye kendisini büyük görsün, kibirli bir halet gelsin diye şeytan yardım eder. İbn Arabi bunu çok iyi biliyor ve diyor ki kaçarsam imtihan olur. O halde benim nasih olmak kaderim. Eğer İslam'ın izzeti çiğnenirse o zaman ben çiğnenmiş olurum, murdar olurum diyor. İslam'ın diyor izzetini çiğnetmeyeceğim. Adaleti berpa edeceğim, hakkı söyleyeceğim, kim olursa olsun korkmayacağım. Kesin kararını veriyor. Fakat ortaya şöyle bir sorun çıkıyor. Adaleti isteyince Hazreti Ömer gibi mert olunca, civan mert olunca doğruları direkt söyleyince ne oluyor? Bilin bakalım. bunu da tahminde bulunun. Ne oluyor? O dost, arkadaş çevresi... Aynı imtihanları mı yaşıyor hocam? Dost ve arkadaş bildiği o çevresi dağılmaya başlıyor. Çünkü bir insanın yüzüne doğruları direkt söyleyince, adaleti mahsayı isteyince çevresindeki en yakın dostları bile ondan korkmaya, terk etmeye başlıyor. Yalnızlaşmaya başlıyor. O da diyor ki ancak doğru adaleti isteyenler, gerçekten samimi olanlar dostum kalsın, diğerleri arkadaşım kalsın. İşte Bediüzzaman Said Nursi'nin bulduğu formül var ya, neydi bu? Kardeş, dost, talebe. Üç tane şey yapıyor, kategori yapıyor kafasında. Aynı kategoriyi Said Nursi de yapmış, İbn Arabi de yapmış. Nedir bunlar? Bir insan ya kardeş olur, ya dost olur veya talebe olur. Başka bir şey olmaz. İnsanları üç tane kategori içinde kabul ediyor. Talebe olduğu zaman aynı zamanda kendisi de talebe oluyor.
kendi nefsine söylüyor. Yani talebesine değil de aslında kendi nefsine ders vermiş oluyor. Talebesine ders vermiş olmuyor. Bu vice versa, karşılıklı bir ilişki. Dost olduğu zaman Allah'a dost olursa dostu oluyor. Allah'a düşman olursa dostu olmuyor aslında. Allah'a dost olsun diye onunla dost, arkadaş. Yoksa başka türlü onu dost kabul etmiyor ki. Kardeş, bazı insanları kardeş yapıyor. Yani kendi sister ve brother yapıyor. Akrabalık bağı değil bu. Kan bağı değil. Mefkure bağ, yani ruhsal bağ, kalbi bağ, aynı davanın insanları kardeşlerdir. Bir hadis var, onu yorumlarken diyor ki, bütün insanlar sister ve brother'dır. Bu hadisi yorumlarken diyor ki, aynı davanın, iman davasının erkekleri ve kadınları kardeştir. Kardeş kabul ediyor. İhvan, zaten kültürü buradan gelir. Ahi ve ihvan buradan türemiştir. Futuvet ruhu da buradan türemiştir. Futuvet hareketi. Futuvet yapmak aslında işte kalbi ve ruhani bir ameledir. Cismani değildir. Fiziki değildir. Yani eline kılıç alıp da milletin kafasını kesmek barbarlık, şiddet değildir. Futuvet, fetih, kalbi ve ruhi fetihtir. Bunu sürekli yanlış, ters gösteren maalesef bir anlayış var. Bu da bu yanlışlıkta hala devam ediyor. İşte korku, ümitsizlik ve endişeye düştüğü bir dönemde emaneti korumak gerektiği konusunda duygusu çok güçlü olduğu için Mekke'de Allah-u Teala onu bu imtihanı aşmasında yardımcı olarak evlenmesine karar veriyor. Ve Fatma diye bir hanımla evleniyor orada. Evlenmeyi düşünmüyor. O tarihe kadar. 30 yaşına kadar. Evleniyor ve İmamettin diye bir oğlu oluyor. Bu noktaya gelene kadar İbn-i Arabi Hazretleri'nin hayatında Fas'ta özellikle iki tane kadın var Fas'ta. Bu Fas'ta ne varsa Meral. Çok enteresan geliyor bana. Fas'ta iki tane kadın. İki tane kadın hayatında çok önemli. Biri 95 yaşında Şemsul Fukara olarak bilinen 95 yaşında bir kadın. Biri de 65 yaşında bir kadın. Bu iki tane kadın ismine bakıyorum da rejim şeyhi oluyor. Yani hocası, İbn Arabi'nin hocası kadın. Fahrul Nisa Sitti Gazala diye biliniyor. İcazeti, İbn Arabi'nin icazeti, şehirlik icazetini veren bir kadın. Fahrul Nisa. Çok enteresan değil mi? Diğeri de Şemsu Fukara diye bilinen bir kadın. İki tane kadından almış icazeti. Hani soruyorlar ya, senin icazetini kim verdi de sen şey oldun, işte müşit olacaksın filan. Çok sorarlar bunu. Sizin de başınıza gelir. Ben de diyorum ki, hiç bilmek istemezsiniz. Beni zorlamayın. İzah ettirmeyin. Yarım saat içinde çökersiniz, tövbe ve istiğfar edersiniz, hacaret çekersiniz, ezerim diyorum. Ben biraz böyle cevap veriyorum. Sakın sormayın, hocam kimdir? Hocalarım kimdir? Çünkü benim bir tane hocam yok. Yani o kadar çok hocam var ki ben İbn-i Arabi gibi en az 70 tane hoca sayabilirim. Sabrınız var mı? 70 tane hocamın ismini duymaya, işitmeye, hikayesini anlatmama izin verir misiniz? Yok yok, biz dinlemeyelim. Tamam diyorlar, ikna olduk. İstiyorsanız anlatayım. İbn-i Arabi anlatmış. Kitaplarında teker teker bütün hocalarının nasıl etkilendiğini, hikayelerini teker teker detaylı bir şekilde anlattığı için herhangi bir şek ve şüphe bırakmamış. Alacağımız ders ne buradan? İbret, biz de anlatacağız. Biz de kendi hikayelerimizi, öykülerimizi anlatacağız. Menkıbeler geçmişte kaldı diyorlar. Kalmaz. Menkıbeler değildir, gerçektir onlar. Kendi öykünüzü, hikayenizi hiçbir gurura, kibire, şuna buna iddialara alış etmeden olduğu gibi
gerçek olanı anlatacaksınız. Hiçbir şey saklamadan, şeffaf bir şekilde. Yalan katmadan, yalan olursa olmaz. Fethullah Gülen Hoca Efendi de aynı şeyi söylüyor. Roman yazabilirsiniz, gerçek olsun hikayesi. İçindeki isimler değişebilir belki romanda. Ama hikaye yalan olmasın. Gerçek olsun. Ancak ve ancak hastalarda gerçek olan öyküler etkili oluyor. Ben bunu gördüm. Gerçek öyküyü anlattığım zaman olduğu gibi %100 etkili oluyor. Mutlaka herkese uygun bir hikaye var. O hikayeyi alıyor ve o hikayeyi zihnine yerleştiriyor. Bu hikayeyle ilgili Kur'an-ı Kerim'den şöyle İbn Arabi bir şey çıkartmış. Hangi Kur'an-ı Kerim ayeti acaba buna işaret ediyor? Kur'an'da Hucurat Suresi. Hucurat Suresi'nde alem, cihan aslında bir beşik gibi sallanır, mihattır. Yorum yapmış. Bütün müminler evlattır, sallanır. Bütün alem beşiktir. Beşik gibi sallanır. Ayet-i kerimenin yorumu, batın yorumu bu. Müminler ise evlatlarıdır, sallanır. Eğer siz kazık çakarsanız dağlara dile gelir. Kazık olmazsa dağlar cihan yıkılır, kıyamet kopar. Değil mi? Dağlar olmazsa direk gibi yıkılır. İşte evtat ariflerdir. Direkler. Manevi direkler. Cihanın manevi direkleri dağları evliyalar, asfiyalar arif kullardır. Allah'ın sevgili kullarıdır. Evtat Hucurat Suresi'nde ariflerdir. Direktir cihana. Evtat Resullerdir. Evtat Nebiler, evtat Asfiyalar. Onlar eğer Rahman izin verirse konuşurlar. Vermezse konuşmazlar. İşte izin verdiği için zaten siz, biz, onlar konuşacağız. Doğruları söyleyeceğiz. Eğer doğruları söylemezsek susarız. Yalan söylersek susalım. Ama doğruları, gerçekleri söylüyorsak her zaman konuşacağız. İşte hak bugündür. Hucurat Suresi'ni ben yorumlu böyle ilk defa görüyorum. Başka sufilere de baktım ama İbn Arabi gerçekten yakalamış. İşte burada ikrar, itiraf vardır. İki yüzlü nankör değilsin ki itiraf ve nankör. İtiraf etmeyesin, ikrar etmeyesin. Ey iyilik yapan sufi diyor. Mektup yazmış. Kendisini eleştirenlere, iftira atanlara, şeytanlaştıranlara. Unutturmayan Rabbim. Benim hafızam çok iyi. Kusura bakmayın. Ben unutmam. Hakkı söylerim sadece. Siz unutabilirsiniz. Yalan söyleyip üstünü örtebilirsiniz. Yani kendi siyasi veya ticari çıkarlarınıza göre korkularınız nedeniyle yalan söylersiniz, üstünü örtersiniz. Ama ben korkmam. Gerçeğimi söylerim, yüzünüze söylerim. Direkt. İsterseniz asın beni, isterseniz kesin beni. Hazreti Ömer'i seviyor muydunuz? Hazreti Ömer adalet istemiyor muydunuz? Şeriat istemiyor muydunuz? Hazreti Ömer adaleti gelsin istemiyor musunuz? O zaman dinle. Hakkı dinle. Hakkın öyküsünü, gerçeği dinle diye İbn Arabi bu şekilde dile getiriyor. Yani seven sevsin, sevmeyen sevmesin. Sen yeter ki hakkı, öyküyü söyle ve anlat, gerçeği söyle. Allah biliyor kimin haklı, kimin haksız olduğunu. Bu nedenle İbn Arabi'ye mutahakkik, mütefekkir, muhakkik deniyor. Yani hakikati ortaya çıkartan El-Hak ismiyle bağlantılı bir isim. Rüya yorumcuları da El-Hak olmak zorunda. Yani gerçeği dile getirecek bir keyfiyette yetişmek zorunda. The Interpreter El-Hak ismiyle bağlıdır. Mütehakkik,
olmalı. Tahkim bir imana sahip olmalı. Ve mekri ve istidraç olaylarından dikkatli olmalı. Yani acaba bu lütuf ve ihsan nedendir? Yoksa şeytan da bana yardımcı mı oluyor bu konuda? Şeytanı Müslüman yapmak zorundasınız. Yani şeytanı ve nefsinizi Müslüman yapmak zorundasınız. Herkes kusura bakmayın ama şeytanı var, nefsi var, cinleri var, şunları bunları var. Hepsiyle karşılaşıyor. Evet. Kim şeytanını Müslüman yaparsa, nefsini Müslüman yaparsa asıl Müslüman olur. Burada da son verelim inşallah. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir eğitim oldu bizim için. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlarımız. Soru cevap aslında geçmedik ama soru tabii cevap buyurun. Tabii hocam, buyurun. Ya ben şöyle İbn Arabi ve Muğla Camii ile ilgili okuyabileceğimiz eser yükleyebilir misiniz acaba sisteme? Uzun zamandır aradım. Yani sizi daha fazla kaynak, hangi kaynak doğru olduğunu bildiğiniz için. Çünkü ben daha önce aynı şekilde Kalbin İbresi, İmam Gazali'nin eserlerini şey yapmaya çalıştım. Ama çok saçma bir şekilde interpret yapmışlar. Hiç güzel değildi yani. O yüzden hani bilmiyorum, Faruk Hocam biliyordur. Sisteme yükleme şansınız var mı onlarla ilgili? Molla Cami ve İbn Arabi ile ilgili. İbn Arabi ile ilgili şimdi tercüme eserler var. Bende bayağı bir Türkçe de var, İngilizce de var. Duygu Hanım, siz İngilizce anlayacak seviyede değilsiniz ama ben evet, Türkçe evet, İngilizce koyarım. İngilizce de olur, Türkçe de olur. Hiç fark etmez. İkisi de olur. İngilizce de olur diyorsun. Tamam. İngilizce olur. Kaynakları da paylaşayım. İngilizce kaynakları da koyalım. Türkçeleri de koyalım. Türkçe tercümeleri. Aynen. Ben tercümelere baktım. 80'li yıllarda yapılan tercümeleri beğendim. Son yıllarda, 80'li yıllarda yayın evleri daha saf ve temizdi. O yıllarda yapılan tercümeler çok direkt yapılmış ve bir soru, siyasi bir sorun yok. Son yıllarda yapılan tercümeler de bazı ilim adamları var. Arabi uzmanları var Türkiye'de. Doktora yapmışlar var. Bunların bir kısmı siyasi olarak yapıldı son dönemde. Ama eserlerinde bir sorun yok. Yani ilim yapmış orada. Bir sorun yok. Okunabilir. Yani siyasi bir şey olmadığı sürece bir sorun yok. Ersin Demirli gibi mesela uzmanlar var. İşte Bursa İlahiyat'ta bir arkadaş mesela yine İbn Arabi uzmanı olarak doktorasını yapmış. Bunlar mesela okunabilir. İbn Arabi'nin direkt eserleri şöyle okunabilir. Belirli bir seviyeye gelmeyenler İbn Arabi okumasın. Yani siz mesela Duygu Hanım o seviyedesiniz. Yani bir Risale background'ı olmayanlar, ben şöyle diyorum. Risale-i Nur background'ı sağlam olmayanlar İbn Arabi direkt okumasın. Ancak Risale-i Nur background'ı ve İslami background'ı sağlam ise, kıstasa, ölçüye vurabileceği için, bildiği için İbn Arabi okursa kendisine bir zenginlik katar. Ama tek başına İbn Arabi okuyanlar bazıları dinsiz oluyor. Dinsiz sufiler var. Çok enteresan bir güç, kuvvet peydah ediyor. Bir tane arkadaş var. 20 yıldır düzeltmeye çalışıyorum. Adam benim hastam. 20 yıldır. İsim vermeyeceğim de. Arkadaşı İbn Arabi'ye yönlendirdim. Arkadaş dinsiz oldu. Nasıl oldu? Onu da anlayamadım ya. Arkadaşın bütün dertlerini çözdüm. İntihardan vazgeçirdik. Ailesini kurtardık. İşini kurtardık. 20 senedir servis veriyorum. Para da, ücret de almıyorum arkadaştan. 20 yıldır. Hizmetten değil de başka dışarıdan bir insan. En sonunda İbn Arabi uzman oldu. Arkadaş ateist oldum diye karşıma çıktı. Dedim nasıl oluyor dedim. Hem Arabi uzman olup hem Sufi şair olup hem de nasıl dilsiz oluyorsun? Bana bir izah eder misin? Arkadaş çok zeki, izah ediyor. Yani böyle bir soru da var İbn Arabi okuyan. Nasıl bir perception'la background'la okuyorsa yanlış görüyor, yanlış yorumluyor. İbn Arabi'nin eserlerini en iyi şerh eden, ben size o yüzden onu tavsiye edeceğim. Bosnavi Hazretleri var. Bosnalı bir alim Osmanlı döneminde. Saadettin Konevi Hazretleri'nin şerhi var. Onu koyacağım. Afafi Hazretleri'nin yine İbn Arabi'yi yorumlayan Fergani var. Yani İbn Arabi'yi yorumlayanları okuyarak başlasanız daha iyi olur. Direkt İbn Arabi okumak yerine son dönem, Cumhuriyet dönemindeyse şeyi koyacağım. Füsus-ül Hikem'i okumak istiyorsanız Ahmet Adil Konuk'u koyacağım.
Onun şehrini koyacağım. Hem Mevlana Mesnevi şehrini koyacağım o zaman. Onu da koyayım. Mevlana okumak isteyenler, Mesnevi okumak isteyenler de şehrinden gitsinler. Fususul Hikem'i de Avni Konuk'tan koyacağım. Avni Konuk önemli, değerli bir arkadaşımız. Yani Cumhuriyet döneminin en önemli şerh koyanı. Onun yorumuyla okursanız sorun yok. Ama şimdi direkt okunan bazı şeyler var. Mesela anlayamıyor. Ruhul Kudüs Risalesi'ni bir seyide verdim. Oradan mesela büyük bir güç ve enerji devşirdi. Ve uçtu resmen. Yetişemiyorum bu sefer. Seyit bir ablamız. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Risale bekranatı sağlam olmadığı için fazla uçtu. Yakalayamıyorum ablayı. Kontrolden çıktı. Bu önemli. İbn-i Arabi Hazretleri şimdi bizde mesela şey var, hırka ile ilgili onu koyayım. Bursevi Hazretleri'nin şeyi var, İbrahim Bursevi Hazretleri İbn-i Arabi'den öldükten sonra icazet alan şeyler var. Şeyhler, imamlar var. Bunlardan bir tanesi de Bursevi Hazretleri'dir. Öldükten sonra da İbn-i Arabi eğitime ve eğitim vermeye ve icazet vermeye devam etmiştir. İbn-i Arabi Hazretleri. Rüyada eğitim yapıyor. Yani rüyada eğitim yapmaya devam ediyor ve icazet vermeye devam ediyor. Çok az sayıda insana yalnız. Bunlardan bir tanesi de Bursevi Hazretleri. Büyük bir evliyadır. Onun mesela bir kitabını koyayım. İbn Arabi ile ilgili. Bu tip şeyler size bir ufuk açar. Bir background bilgi sağlar. Bunun dışında bir de şey var. Moğla Feneri'nin Rumi şehri var. Mevlana Rumi şehri var. Osmanlı döneminde üç tane önemli şahıs vardır. İbn Arabi'nin doğru anlaşılmasını sağlayan. Bu da Yavuz Sultan Selim'in büyük bir başarısıdır zaten. Osmanlı'ya kazandırdığı bir zenginliktir. Onların eserlerini okuyarak yola çıkılırsa İbn-i Arabi gerçek şekilde anlaşılabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bu kısa bilgi olur, yeterli yani olur. Şey, hani özellikle de hani bu öykülendirmede kullanacağımız, hani kullanılacak şeylerden bahsediyorsunuz ya, hani o öyküleri okuyabileceğimiz yer var mı? Yani onları da okuyalım ki hani kullanmak şimdi, için. Moğla Camii'nin bütün eseri Türkçe'ye tercüme edilmedi. Moğla Camii toplam 30 cilt. Ansiklopedi gibi. Wow. Okay. Yani bu biraz şeye benziyor. Mircea Eliade'nin dinler ansiklopedisine benziyor. 30 cilt. Hepsi de kalın. Bediüzzaman Saadettin'si bunu nasıl ezberlemiş, ben onu anlayamadım bir türlü. Evet, ben de onu diyecektim şimdi. Bir ansiklopediyi nasıl ezberleyebilmiş? Çok fotojenik bir zekası var Saadettin'si Hazretleri'nin. Çok fotojenik yani. Olduğu gibi ezberleyen bir zekaya sahip. De dahi seviyesinde yani. Öyle Moğla Camii'nin hikayeleri parça parça ben görüyorum değişik sufilerin kitaplarında, ama toplu bir kitap olarak yok yani. Bu nedenle Moğla Camii ile ilgili aslında bir kitap çıkartmayı da düşünüyorum. Biraz daha böyle faydalı, terapi için faydalı hikayelerin içinde yer aldığı. Bizim hizmet yayın evleri de basmamış bu zamana kadar. Çok enteresan. Moğla Camii'yi basmamışlar. Mevlana Halid'i basmışlar. Hacı Bektaş Veli'yi basmışlar. Moğla Camii yok. Ortada yok. Hala. Çok enteresan geldi bana. Niye Hacı Bayram Veli, Moğla Camii, İbrahim Gülşen'i hala Türkiye'nin gündeminde değil. Yani bizim gündemimize değil. Terapi cihetinde söylüyorum. Önemli bir fikir yapıcıları, terapi insanları bunlar. Asırlar boyu bizim manevi kaynaklarımız olmuş, dinamiklerimiz olmuş. Bizi terapi yapmış insanlar yani. İnşallah biz yüklemeye devam edelim. Benim laptop çöktü de bugün. Fazla yükleme yaptım galiba. Kitap yüklemesi. Laptop dayanamadı. Ya laptop alacağım ya bunu fix yapmaya çalışacağım. Şu anda telefona kaldım. Laptop açamıyorum. Uygun bir şekilde koymaya devam edeceğiz. Yalnız şöyle bir sorun var. Meral, bu OneDrive'da space yetecek mi bu kadar kitabı almaya? Taşır mı yani? Sorun oluşur mu? Meral gitti galiba. Hocam
Hocam evet. Yeter diye düşünüyorum. Çünkü efendim? Yeter diye düşünüyorum. Depolama alanı yeterli. Depolama alanı yeterli. Tamam. O zaman kitapları yüklemeye devam edelim. Yani bu süreç zaten herkes evinde hapis. Tam kitap okuma zamanı. Bundan güzel kitap okuma kamp zamanı olur mu ya? Devlet parayı devriyor. Kanada'da bir sorunumuz yok biliyorsunuz. Kanada devletinden telefon ediyorsun. Parayı istiyorsun. $2,000 daha gönderiyorum sana diyor. Yani böyle devlet bulmuşuz Kanada'da. Mümkün olduğu kadar bol bol kitap okuyup vaktinizi çok iyi değerlendirmek lazım. Zaten önümüz Ramazan biliyorsunuz. Bir hafta sonra Ramazan var. İnsanlar Ramazan'da biraz daha enerjisini manevi olanlara kaydırıyor, ilgi duyuyor. Ne kadar çok kendisini yetiştirirse bu süreçte o kadar iyi olur. Birbirimize destekle olalım. Yani başka yerlerden de kitaplar, PDF falan bulabiliriz. İyi bir kütüphane oluşturursak sanırım insanlar kendileri seçer. Yani bir insana sen şunu oku diye direktif vermekten ziyade alternatifleri oluşturalım. Primary kaynaklar, secondary kaynaklar. Primary, birinci kaynaklar bizzat yazarın kendi kitapları. Secondary kaynaklar onu yorumlayan, analiz eden ikinci isimler. Önemli isimler yani. Ben böyle bakıyorum olaya. Ana kaynaklardan okumak lazım. Ama secondary kaynaklardan okuyarak önce bir background elde edip sonra ana kaynakları okumak lazım. Direkt ana kaynaktan beslendiğiniz takdirde sizin background'ınız yetersizse yanlış yorum, tevil yapabiliyorsunuz. Bu yüzden secondary kaynaklardan başlanması tavsiyemdir yani. Önemli insanlar, güzel kaynaklar vermişler bu büyük insanlarla ilgili. Öz kaynakları ben inmek zorundayım. Tabii benim uzmanlık alanım olduğu için ben İbn Arabi'nin ana kaynaklarına inip de derinlemesine analiz yapıyorum. Biraz da güncel bir dile uyarlayarak terapi hizmetinde nasıl kullanabiliriz açısından bakıyorum. İnşallah çok ağır olmuyordur. Duygu Hanım çok ağır olmuyor değil mi benim tarzım? Evet. Seviyemiz iyi diye görüyorum. Yani bizim grubun seviyesi gayet iyi. Bu seviyede inşallah iyi bir noktaya geliriz. Evet, teşekkür ederiz. Gerçekten seviye çok iyi. Hiçbir anlamakta ben dahi, hani sizler daha yakınsınız mevzuya. Ben dahi hiç zorlanmıyorum. Çok teşekkür ederiz. Oldu. İnşallah iyi niyetiniz iyi olunca yani Allah ilimi nasip ediyor. Niyete bağlı. Her şey niyettir. İlim yoluyla gittiğimiz takdirde Allah bizim gösterdiğimiz çaba ve gayretle bunu daha da açacaktır. Yani öğrendikçe daha fazla verecektir. Ben böyle bakıyorum. Yani bir insanın ilim açlığı ne kadar çoksa öğrendikçe daha fazla ilim açar. Daha fazla açar. Bunun limiti, sınırı da yoktur. Hak ettiği şekilde açar. Seviyede açar diye düşünüyorum. İyi günler inşallah. Önümüzdeki çarşamba tekrar tasavvuf dersinde görüşmek üzere. Narratif terapiye bağladık. Çünkü narratif terapiye devam edeceğiz. Şu anda bilimsel teknikleri vermedim. Sadece bir tanesini verdim. 12 taneden birini verdik. Dışarı çıkartma hastayı. Yani olaydan tamamen başka bir atmosfere çıkartma ve ona yeni bir öykü yazdırmak. Beraber bir öykü yazmak. Hastayla, danışanla beraber yeni bir öykü, yeni bir anlam kazandırmak zorundasınız hikayeye. Yoksa eski hikaye, eski tas, eski hamam. Aynı yere bozuk plak gibi dönür takılır gelir ve oradan çıkamaz. Yeni bir anlam, yeni bir vizyon kazandırmak. Evet, herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.